Selamlar chat, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yepyeni bir canlı yayına daha. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız bakalım, keyifler yerinde mi? Bir önceki yayınlarda falan yaşadığımız bazı sorunları çözdüm de. O yüzden gecikti, çok özür dilerim, kusura bakmayın. Chat problemi vardı, ne bileyim bir başka ayarlar falan yaptım. Bir ton bir şey yaptım yani, hiç merak etmeyin. Tamamen yayının sağlığı açısından bir kaç dakikalık gecikme oldu. O yüzden özür diliyorum. Şimdi yanımda Semiramis var. Semiramis diyorum. Özür dilerim. Semiramis şeyle geldi. Bir yandan Semiramis baskın atınca yanımda Resistance Mark. Çok özür dilerim. Semiramis yayını kapatmış. İzleyicileri de bana yollamış. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Yanımda Resistance var. Alo alo. 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 Hah. Sesin gelmiyordu ya. Ya da PC başında mı değildin? Ben... Yok. Senin mikrofonun kapalıydı. Ben yayını kısmıştım. Ha. Tamam, benim hatam, kusura bakma. Biraz geç toplandık. Ben de harıl harıl yayının işlerini yetiştirmeye çalışıyordum. Chat problemi, başka şeyler falan. Yorucuydu, yorucu işlerdi biraz. Şimdi, ne yaptın? Sen Zuge'yi fullledin mi? Tabii ki fullledim. Ben Zuge'yi fullleyeceğim ama şu an full bir hesaplıyım, sıkıntı yok. Full bir hesap. Ha, şu senin pilotluğunu yapacağın hesap. Yok. Başka bir hesap. VC'de. Ben yanına bir TP atayım hatta senin. Yanıma TP atacaksın. Bir şey diyeceğim. Bir dakika dur. Bunu doğru bir şekilde... Boşuna TP atıyorsun şu an. Çünkü aklıma başka bir şey geldi. Bir kere... Attım ama ne? Teknolojilerimiz eşit değildir muhtemelen. Eşittir. Eşittir abi. Değildir. Niye? Çünkü bu hesap da full çekiyor. Ama ben daha kristallerimi harcamadım. Hesabım 5.5 milyon kristali var. Nasıl yapacağız onu o zaman? İşte ben diyorum ki krallığa dönüp orada mı VS atsak? Orada mı kapışsak? Teknoloji o zaman ben şey biliyorum ama işliyor diye biliyorum. KVK teknolojisi krallıkta işlemez canım. Hastane bile yarı yarıya düşüyor. İşlemiyor mu? Benim bildiğim işlemiyor. Yani benim bildiğim 6-7 kıtayla ben ana karada çıkıyordum vallahi dışarı ama işliyor yani, ben öyle biliyorum. İstiyorsan bir deneyelim, sıkıntı yok. O zaman teknolojiyi olabildiğince eşitleyelim bari. Yayına bak bakalım. Olur. Tamam, ben bakayım. Ben denk getireyim seninkine. İstiyorsan ben bir ekran açayım sana. Yok, oraya bakamam. Oraya bakamam. Sen şey yap. Pardon arkadaşlar, WhatsApp sesi benden geldi. Kapadım hemen. Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu işleri bir halledelim. Düellolara falan başlayalım. Ondan sonra muhabbetimizi yapacağız zaten. Chat'ten de hani istek bir düello varsa şunu da dener misiniz şeklinde. Onları da yapacağız, hiç merak etmeyin. Şimdi ben normal ekranı da geçeyim bir yandan. Hop! Olmadı. Bir saniye. İşin sürprizi kaçtı ama. Yazık oldu. Tüh! Neyse, şimdi geçeyim de kapatayım. Neyse arkadaşlar, sürprizini falan boş verin. Ben şimdi çözeceğim o işi. Normalde şimdi ben her zaman zehirlenirken falan, işte su içerken kamerayı kapatıyordum ya. Artık kapatmayacağım. Yine burada bir şey olacak, sizi bekleyecek. Sizin görebileceğiniz bir şey olacak yani. Aha. Aha. Lan. Bir 80 kişi izliyor, bir like atın beyler. Dur. Like alacak şeye gelmedik. VS'lere falan başlayalım. O zaman dileniriz like'ı. Reis çakması. Evet. Ama bunu sadece zaten... işte kameram açık olmayacağı zamanlarda kullanacağım. Bir de niye panda? Ben kendime özel bir tasarım falan yapmaya uğraşmayacağım tabii ki. Bu zaten sadece... Dediğim gibi kamerayı açık tutamadığım zamanlarda kullanacağım bir şey. Bir tane program indirdim. O programda var olan, hazırda var olan şeylerden biri buydu.
Dedim ben şimdi kiloluyum da bari panda kullanayım dedim yani. Evet, civciv gitti. Maalesef. Ama benim gözlerim çok kapanıyor ya. Eskiden. No bak normal gözle bak benim normal gözlerim böyle. Ama kamera kapalıymış şey. Program kapalıymış gibi algılıyor. Benim gözler biraz kısık galiba o yüzden. Ay yaş gibi bakıyor panda biraz öyle. Irkçılık yapıyorum. Bir Asyalı kullansa bunu gözleri komple kapalı olacak herhalde. Kanka hızlıca VS'lere başlasak. Ben de onu istiyorum. Şimdi ayarlamalar yapacağız. Sen yayına bakıyor musun teknolojilere şimdi? Başlayayım ben bir. Evet Durumu evet ben izliyorum eşitlemeye. şu an. Tamam. Ne durumda saldırı teşkili sende? Hemen bakayım bir saniye. Ben de 7. Eşitledim. Evet. Bunlar ikinci. Ben de onlar 10. Hepsi 10 abi. Eyvah, eyvah, eyvah. Okçuyu sadece fullle istersen. Hani okçu yapacağımız için. Sadece okçuyu 10 yap. Tamam. Onun dışında Ama başka birimi de deneyeceğiz mi? Süvari piyade. Bende full olacak mı? Gerçi sıkıntı yok. Sende tamam, ben full işte olacak okçuyu için. fullleyeyim. Zuge'yi kullanırım ben. Böylelikle sen de diğerlerini Tamamdır. kullanırsın. Burada Onun üçün ne? sende üçüncü seviyesi nasıl abi? O Onların şeyin. 3. Hepsi 3. Ha bende sıfır mesela onlar. Hmm. Dur bir dakika ben onu geliştireyim biraz. Sen de onların hepsini 3 yapabiliyorsan varsa kristal. Kıta 2 gel. yaptım maksimum. Okey. Bakayım abi şey var mı? Bir saniye. Biraz kahar keseyim. Sen o 2'yi 10 yapana kadar. Yaşa uyuyor gibisin. Yok uyumuyorum abi. Şu an şey ya, VS'lerin olabildiğince eşit olması için teknolojileri denkleştirmeye çalışıyoruz. Ben şunu fulledim mi tamam oluyor zaten. O sis maçı da denemeyecek misiniz? Yo, normal VS atacağız. Ne o sis maçı? Zuge yeni YSG'miz, evet arkadaşlar. Yeni YSG'miz. Aranızda henüz YSG fullememiş olan varsa fullemeyi artık düşünmeyebilir. Şimdi şeyle gelecek değil mi ulan? Yaşar bize Cengiz kastırdın. Yaşar bize bunu kastırdın. Şunu kastırdın. Bundan sonra bir de şey gelecek. Yaşar bize YSG kastırdın gelecek. Neski Jandark yok ediyor bu arada Zuge'yi. Neski Jandark'ın yok etmediği kim var ki ya? Ya Nevski'nin %65 beceri hasarı bonusu yok ediyor abi. Yani Nevski ne kadar zaman önce geldi ve ne kadar kırıksız düşünün. Ne oluyor ya? Ha sen misin? Ben biraz yakından mı şey yapıyorum? Bir baktım şehrimin içinde Hesapta oklar var. AP kalmamış da barbardan sektireyim dedim. Betis sezonunda bitti YSG. Hani Bodica yapmamış olan varsa hala 5-5-5-1 Bodica falan YSG ile şeyle Zuge ile gider. YSG yapmadıysanız yani. Eğer YSG yaptıysanız Bodica yapmak istemiyorsanız Zuge YSG hala gideri var. Yaşar bugün Saladin, Cengiz, Jandark, William düello yaptık. Saladin ile aldım. Kank artık Cengiz'i kullanacağım ben dayı. Oğlum Jandark, William neymiş lan? O nereden çıktı? O nasıl bir komp? Şey mi acaba bu KVK'daki o şey var ya arkadaki ikinci kıtaya takılan şeyden mi acaba Bir yapmış? şey değiştirmemiş ki ama. Saladin, Cengiz, Jandark, William. Hani dördü de Hmm. süvari. Bir değişiklik yok. Uydurma komp. Zuge ilk 5'e girer mi güçte?
Şu an hala Nevski süvarinin en iyisi. Hala piyadenin en iyisi Scipio. Şimdi de okçunun en iyisi Zugi oldu. Abi 2 dakika sıralamaları gösterir misin, merak ettim lütfen. Abi onun KVK... Aa, yapmadık değil mi biz daha? Doğru lan, KVK yeni yapmadık. Dur sizi o şekilde uyalayayım bari. Evet, birlik gücü sıralaması. 60 GT birinci sırada, 19B güç yapmış. Gücü var. 89VC ikinci sırada, 89CG üçüncü sırada. 60MX nerede lan? 60MX bayağı aşağıda kalıyor. Wow. 1412 göçü yeterli gelmemiş ha. Lan klan da full dolu ha. 13. sırada 60MX. Bu ne lan böyle? Oğlum ben ikinci klanı yapacaklar diye düşünüyordum. Bunlar ilk klanı doldurmuşlar. MX'te çok fazla 100 milyon altı oyuncu var ya. 50-60 R1'lerine baksana. Çoğu farm hesabı gibi. Doğru. Birlik sıralamaları bu şekilde. Birlik leş sayılarına bakalım. Aynı manzara. Yine 60 GT en yukarıda. 89WC ikinci sırada. 89CG üçüncü sırada. 60MX dördüncü sırada bu sefer. Düşünün, 10B güçteki klan leşte dördüncü sırada. Hani diğer krallıklar ne kadar kötü savaşçı, siz düşünün. Bireysel leş sayısında da tabii ki Arvix, Ahmet Aziz, her KVK'da birinci sırada olan baba maalesef burada Yes! dördüncü sırada. İşte bu. Sinan Koç 45 TL. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sticker için. Çok sağ ol. Şimdi Panda gidebilir artık. Çünkü ben geldim. Piyadenin prime kıtası hala Scipio Guan değil mi? Yok. Sargon Scipio daha güçlü ama Guan'ın alana faydası bence daha büyük. Ahmet Aziz birinci sırada 44B leş puanı, 43 44B leş puanda, Arvix'te 38.6 leş puanda, Leopard'da, sonra da Baba geliyor. Baba bu KVK Leopard'ı geçer. Ama Ahmet Aziz ve Arvix'i bilemiyorum. Yetişemeyebilir. Ahmet Aziz Türk mü? Hayır, Arap. Yaşar, kutsal eseri hangi komutana taktın? Hayır, hiçbir komutana takmadım. Henüz almadım. Henüz kafamda bir komple netleşmedi. Okçuyu fullleyeyim de teknoloji eşitlensin. Dün gece saat 3'te canlı yayın açtım. Eğer izlemediyseniz dün gece saat 3'te canlı yayın açtım. Ve orada speedrun yaptık. 3,5 dakikada Zuge'yi fullledim. 4,5 dakikada da Zuge'yi ile ilk aktiviteyi yaptım. Barbar'ı kestim yani. Ondan sonra aslında sizi Çizgul'a yönlendirmem gerekirdi. Çizgul testler yaptı dün. Biraz yan ekranda izledim ama çok da şey değil. Zaten yarın biz kendi testlerimizi yapacağız diye çok da şey etmedim. Kral Season of Conquest oyuncusuyum. Zamanında YSG fullemedim. Barbar Chain için hangi çarı kasmam lazım? 5-1-1 Heraklius ya da Zuge yeterli olur mu? Olur. Zuge özellikle şu an çok yeterli olur. Heraklius'u bilmiyorum da. Peş peşe 2 tane çember şeklinde alan komutan geldi lan. Hani Heraklius ardından Zuge. Daha 2 sene gelmez alan hasarlı komutan, ben diyeyim. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Hele bir de hani düşünsene, oyun YSG'yi çıkarmış.
Çıkarmamış yani. Oyun başladığında YSG diye bir komutan varmış, çember şeklinde alan vuran. Sonra bir ara Theodora geldi ama Theodora'nın da alanı YSG kadar büyük değildi. Düşünün ne sıklıkla çember şeklinde komutan geliyor. Yani muhtemelen 3 sene sonra bir tane daha alan hasarlı komutan gelecek. Garnizon Rally her şeyde en iyisi. Tarık Nevski, Henry Nevski. Evet, saçma sapan komplar göreceğiz bu kutsal eserden dolayı. Sence KDK'yı kim kazanır? 62T ilk bölgede kaybedecek gibi. Yok ya, güzel bir mücadele olsun da yani tahmini yapamayacağım çok. Buyur. Bizim KVK'da ben bakıyorum da karşı 60 MX var geçişinin dibinde, gördün mü? Mesela 60 GT'nin bayrağı bile yok. Bir bak istersen sen de. İlk bölgede savaş olmayacak mı diyorsun? Tabii olur da 60 MX ve 60 K'nın bayrakları var. Hani GT şeyden dağdan atlatacak desem yine yakın değil. Belki 60 MX'e geçer birkaç diş diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani. Bizden de VC mesela gitmiş Zone 4'e. Bak CG'nin hani yok yakında. Belki dağdan atlarız biz. Muhtemelen de öyle olur ama 60 GT'nin hiç öyle bir şeyi yok durumu. Allah Allah. Bu ne olacak? Bilmiyorum, 60 GT de yakın aslında toprakları. Şuradan şöyle bayrak getirip dağdan atlatıp 60 GT'nin kendi de klanı sokabilirmiş. Acaba Zone 5'te bir savaş mı dönmeyecek? Ne olacak? Bir anlaşmalı birer klanlık savaş mı çevireceğiz? Ya da bölgeleri paylaştıkta haberimiz mi yok? ben de bilmiyorum, garip. Belki de ilk zonda 1v1 atar. 60 MX ve 60 VC. Sonra diğer zonda 2-2 atarız herhalde, bilmiyorum. Zone 5'te bayrak teması 6 saati bulur. Aynı sırada çok savaştık. Çok sıkıcı olacak ilk saatler. Yani yine top yürütülür. Erken bir savaş görürüz de bayrak teknolojisiyle şuradan atlasa mesela VC, bir düşüneyim. Buradan buraya 13 bayrak tahmini, bir saatte kaç bayrak dikiliyor? Bir bayrağı 3-3,5 dakikada diksen, bir saatlik bayrak teknolojisiyle 60 dakikada hemen hemen 18-17 bayrak falan dikilebiliyor. Yani 18-17 bayrak da bizi şuralara falan getirir diye düşünüyorum. Onlar da şuralara gelse, yani ortada buluşmamız için bir 10'ar bayrağa daha ihtiyacımız var. 10'ar bayrak 15'er dakikadan 150 dakika. Evet, ilk zonda temas etmemiz 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat abi. 60 VC. Öyle mi dedim? Sen az önce bir 60 VC dedin, evet. Ben şeye bozuntuya vermedim ama yakalamışlar. Dax burada sürekli yakalıyor böyle şeyleri. Abi karıştır. Sürekli bu tarz şeylerden konuştuğum için. Ama dediğim gibi olabilir. İlk zonda 1v1 atabiliriz. Yani siz atacaksınız gerçi de VC olarak. Sesini kısar mısın? Arkadaşın sesi az geliyor. Ha öyle mi? Bir konuşsana. Şey, haftanın günlerini say. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Harbi seninki günü, az geliyormuş. Cumartesi. Oğlum sesin de full. Senden olabilir mi peki? Dur ben seni... Şöyle nasıl şu an? Boostluyorum seni biraz. Sen normal ol gene. Normal ol bakayım. Ses. Biraz daha. Ses. Ya haftanın ses. Günlerini say. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, tamam, salı. Yaka ne yapıyorsun? Çok mantıklı. Ne yaptın? Oğlum normal ol dedim ya. Normal ol. Saniye. Şu an nasıl abi? Şu an gayet abi? İyi. Şu an böyle kal. Tamam. Şimdi seni de tamam, ayarladık. Ben bunu bir bakarım sonra. Discord'dan ben de ayarlıyordum da çünkü.
Ben ya, yavaş yavaş mikrofonu ağzına sokuşunu hissettiniz değil mi? Böyle çarşamba, yok, perşembe, yok. Cuma, cumartesi. Abi kustum. Pardonunuz. Sen ne yaptın şimdi? 3-3-3 yaptın mı onları? Benim şöyle o bir saniye bakayım. Türkçesi neydi abi onların? Bir saniye bakayım. Gelişmiş yaylar 3. Bende şu an 2. 3 yapamadım. Kristal yetmedi. Ama 2-10. Yani gelişmiş yaylar 2-10 bende. Acaba gelişmiş yaylar 9'dan 10'a yüzde kaç şey veriyordu? Bakacağım 1, şimdi. 1.5 muydu? Şey, 3 yapamadın tamam. Da şey kristal kalmadı değil mi? Yapma ihtimalin yok. Aynen kristal kalmadı. 2 kaldı. 0.5 eksik yani senden. Ha. Okey ya 0.5 de eksik olsun ne yapayım. Ben şimdi ama yani şeyi... Çok bir şey fark ettirme. Geliştirilmiş iki yayları 2'den... Şey 2'yi 9'dan 10'a atarken 2.5 falan veriyor ya böyle. Ha, muhtemelen. O yüzden yani. O 0.5'i dengeleyemeyebiliriz. Çok bir etki eder mi? Ben yok ya. Çok dehşet savaşlar dönecek. Pass 6 21 günde açılıyor. King's Land'de 37. günde o sırada full savaş olur izle. Abi full savaş olmaz işte bu KVK'da. Öyle bir sıkıntı var. Burada 60 GT. Burada full savaş yapacak 2 tane krallık var. 60 GT ile 89. Burada diğer hiçbir krallığın 4-5 gün savaştan sonra savaşacak mecali kalmaz. Ya şu şehri bir ara düzenle. Hayda ona mı takıldık şimdi? Gayet düzenli bence. Bak hospitallara ne kadar güzel düzenli. Bak kaynak noktalarına ne kadar güzel düzenli. Eğitim binalarına bak. Of. Full simetrik. Hazır Rise of Kingdoms'ın bu şehir düzeniyle bir etkinliği var. Senden güzel şeyler çıkar bence. Ne diyorsun? Yok almayayım. Hiç uğraşamam. Çok sade duruyor. Dursun. Umurumda değil geceler. Mühendis adamım ben abi. Ben görünüş değil, işlev. Benim işim işlev. Sözelciler bakın işinize. Ve nereden kristal bulabilirim? Ne kadar lazım? Hemen bakıyorum. 60 bin kadarcık. Ha, şey de kalmadı. Kaharları da kestim. Hı hı. Hesap da ya, her şeyi harcamış ya. AP yok. Bir tane AP yok şu an. Elmas salıyor muhtemelen. Hangi üniversitede ne okudun? Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı İşletmecilik ve Yüksekokulu'nda işletme bilgi yönetimi okuyup 4. sınıfta okulu bıraktım. Artvin Çorum Üniversitesi'nde 2 yıl bilgisayar programcılığı okudum. Okulu ikincilikle 3.60 ortalamayla bitirdim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de bilgisayar mühendisliği okuyup okulu 2.1 ortalamayla bitirdim. Dört, sekiz, on. 10 yıl. 10 yıl üniversite okudum lan ben. Yatın aşağı. Tabii Katü'nün son dönemi Covid'e denk geldi de. Öyle bitti okul. Yoksa okul bitmezdi ya. Aa ben, sen Osmanlısın değil mi? Benim evet. Osmanlı'ya dönmem lazım. Osmanlıyım. Benim Osmanlı'ya dönmem lazım. O zaman Osmanlı'ya dönün chat. Chat. Var mı envanterde yoksa 10.000 elmas mı? Var var. İyi. Kışlaları boşaltmak gerekiyor biliyorsunuz. Medeniyet değiştirmeden önce. Sen kristalleri bilerek mi bekletiyordun yoksa video falan mı? Yok üşeniyordum harcamaya ya. Hani ekonomik teknolojilerde daha fazla ilerleme kat edemiyorsun ya, daha fazla ilerleme kat edebilse üşenmezdim, harcardım. Hani bana zarar verecek mentalitesinde olsam harcardım ama zarar vermeyecekti. Çünkü biliyordum daha fazla ekonomik teknoloji geliştiremeyeceğimi. O yüzden de kaldı öyle, yavaş yavaş geliştiriyordum. Sende şimdi kahar da vardır bir 30-40 tane. Var var.
Onları bir ikinci hiç kesilmiyor, ben sana söyleyeyim. Hallederim. Bir saatlik iş. İzninizle ta Zenit zamanı döndüğüm Almanya'dan artık Osmanlı'ya, vatanımıza kesin dönüş gerçekleştiriyoruz. Yeniçerilerimizi geri alalım efendim. Hadi bakalım. Erdem Tunç Arslan 34 aydır zengin militan, yok mu 3 yıl kafası demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim Erdem'cim. Eyvallah, çok sağ ol. 34 ay. Bir de zengin militan yani. Gerçi tamam, 100 TL'nin de... Yıldır neredeyse. Başlarken, bu iş başlarken ilk zengin militanı açtığımda şey daha kıymetliydi. Zengin militanın 100 TL daha kıymetliydi ama eyvallah, teşekkür ederim Erdem'cim. Bu arada Resistance 16 aydır. Jump için DM demiş. Evet, Jump için Resistance'a ulaşabilirsiniz. Başına bela aldı şu an. Başka ben temayı değişeyim. Böyle. Run. Ha. Beceri hasarına mı geçiyoruz? Default. Ha, default ben mu olur? Ben default'a geçtim ama nasıl istersen, hiç fark etmez. Yani eşit şartlar olsun ya. Sonuçta mesela Zuge ile piyade kapıştıracağız mesela. İkimiz de beceri hasar takarsak piyade yani saldırısını azalttığı için denk olmaz. En iyisi default kalalım. Okey. Zuge'yi ikincil mi kullanacağız? Gerçi onu şey yaparız. Yani bir birincil, bir de ikincil yaparız. Şu an sanırım... Heh, dur, bunu da bitirdim mi hazırım ben. Başka var mı saldırı veren teknoloji? Ben bir bakayım abi. Abi saldırı teşkili 7. Birinci teknolojiler full zaten. Saldırı teşkili 7. İkinci teknolojiden de ben şu an okçuyu fullledim. Orada bir farkımız kalmadı. Benim bir de diğer hani stat olarak, güç olarak etkileyecek bir tek şey var zaten. Ha! 3 var, o da... Ha, arttırılmış morale zaten gidememiştik, tamam. 3'ler işte. Onda gittin tamam. Tamamdır. Okey. Sadece gelişmiş yaylar 3'te bir farkında. O da çok bir şey yaratmaz. 0.5. 0.5. Aynen. Peki sen o zaman ben mi geçeyim? CG. Ben şimdi, birlikten çıkmayalım mı? Ha, ikimiz de birlikten mi çıkalım? Çünkü CG ile VC aynı şeyde değil mi? Koalisyon. Bakayım mı abi ona? Aynı koalisyondayız. Dönüşemeyiz ki. Doğru. Aynen. Doğru. Call of Dragons'a çok takılmaktan ben oyunu unutuyor muyum? Ne oluyor bana? Bir saniye, hediyeleri toplamam lazım. Ben çıktım. Ben bitirince çıkıyorum abi. Bu arada sen Züge'nin yetenek ağacını ne yaptın? Full okçu yarım beceri mi, yoksa full beceri yarım okçu mu? Abi ben internette gördüm. Yani YouTube'da gördüm birinin yaptığını. Kendim daha bilmiyorum ne yapacağım ama bu hesap şöyle yapmış. Okçuyu fullemiş. Şeyi de, beceri de yarım ağaç gitmiş. Şöyle Discord'dan sana bir atayım. Tamam istersen. Tamam ya, yani atmana gerek yok. Ben tahmin ediyorum hani full okçu yarım beceri de. Ele gitmiş işte, ele gitmiş. Aynen. Bir ele gitmiş, bir de bu alttaki Türkçesini bilemiyorum ama kafa var ya bir tane. Ona gitmiş. Abi bir şey diyeceğim, alımınız var mı? Şartlar nasıl acaba? Abi alım var. Şartlar da şu. Her KVK 2000 TL yatırabiliyorsan girebiliyorsun 2489 krallığına ve klanlarına. Her KVK yatıracak 2000 TL'n var mı? Alım şartı bu çünkü. 2000 TL farm hesabına girer, farm kanalına girer. Bak ben düşük bile söyledim yani. Pop-up'ları full çektiğini düşününce pop-up'lar neredeyse 100 dolar, bir tık daha üstü falan ediyor. 116 falan olması lazım. Daha harbi çekmeyince yazıyor arkadaşlar. Memurlar hani alacak mısın falan diyorlar yani. Bu da yani araya kaynama gibi muhabbet yok. Evet, daha harbi çekmeyeni sözde almıyorlar da bilmiyorum. Tam olarak yani nasıl illaki işliyor? Araya kaynayan vardır da bilmiyorum valla. Ya ben full pop-up'tan yani söyledim. Bak çok Müslümanmışım lan ben. Full pop-up çekseniz yeter falan dedim.
Halbuki bir de dağ harbi mevzusu vardı, evet. En az bir kez dağ harbi çekmenizi istiyorlar sizden. Full dağ harbi çekme. Bir kez full dağ harbi çekmek zaten... 186 dolar o da. Evet. 186 e, dolar o. 110, evet, ikisi toplam 300 dolar ediyor. 300 dolar da 6000 TL ediyor. 6500 TL falan ediyor. 6600 TL falan ediyor. Geçmiş olsun. Benim var mı Yaşar, senin var mı? Benim yok tabii ki abi. Benim ne işim var? Ben oyunu bıraktım. Benim hesabım yok. Babanın hesabı bu. Baba oynuyor. Baba her şeyini hallediyor bu işin. Bunun. Bu hesabın. Her şeyini baba hallediyor. Şimdi ben şöyle bir... Teçhizat ve ekipman çıkarıyoruz. Tamamdır, ben de çıkarayım. Ama bana önce hangi kompu deneyelim ona göre. Yoksa hepsi çıkarayım mı ben? Tüm okçuları. Sen şimdi çıkar ya. Bu arada bakayım, eksik okçu var mı bu hesapta abi? Yok, hepsi var. Sadece tutmasa yok, onu da denemeyiz herhalde. Şimdi ben ilk önce şunu deneyelim. Birincil Zuge mi, birincil Bodica mı? Bence bunu denemeyiz. Bence ilk abi, herkesin merak ettiği Bodica bir Zuge çıksan istiyorsan, ben de tam tersi çıkayım. Aynen. Hani hangisi birincil olsun? O yüzden... Mesela ben Bodica Zuge mi yoksa Zuge YSG mi daha iyi? İlk bunu merak ediyorum. Çok mantıklı tamamdır, değil mi? Onu yapalım. Hangi formasyona geçiyoruz bu arada? Formasyonları kaldırıyoruz. Onu da kaldır. İşte kaldırmak için başka bir formasyon geçmemiz gerekmiyor mu? Yok. Gidip... Kaldır diye muhabbet mi varmış? Formasyonsuz kardeşim. Tamamdır, kaldırdım. Ben bunu bilmiyordum bak. Ben oyunu oynuyorum, bilmiyorum. Zuge'yi çıkardım. Ben Zuge birincilik kullanacağım. Sen Zuge ne geliyorsun? Zuge YSG mi geliyorsun? Tamam, öyle geleyim. Tamam, sen Zuge YSG gel. Ben de Bodica Zuge geleceğim. Tamamdır. Böyle çıkıyorum. Kaç K çıkarayım? Ya 100K T5 VS atalım ya. T4'üm olsa tamamdır. T4 VS atalım diyecektim de T4'lerin hepsini ben Zenit'te şey yaptım ya maalesef. Bunda da yokmuş ki T4. VIP 18 değil mi o? Çıkardım ben. Evet. Abi ben Zuge'yi niye tipinden tanıyamıyorum? Böyle bir görememe sıkıntım var. Fotoğrafı çok farklı diğerlerinden bak. Görürsün evet, şimdi evet. Şey yaparsın. Çok farklı değil mi? Sivri kafalı. Minnacık, çok ince bir de. Evet. Tamam, şu an ben Bodica Zuge'yim. Sen Zuge YSG misin? YSG, aynen. Tamam. İkimiz de Osmanlıyız, ikimiz de VIP 18'iz. İkimizin de teknolojileri aynı, sadece 0.5 fark var. 0.5 farkla ben aynen üstünüm. O kadarcık. Başka da bir şey yok. Artı olarak buff'ımız yok ikimizin de. Saldırı savunma okeydir. Bir saniye. Selamünaleyküm canım. Abim Wolf Gaming GT Ertuğrul yeni hesap açtı. Ona yardım olarak videolarında ondan bahsetmeyi unutma lütfen, kralsın abim. Seni banlayayım da neyse ya. Sövecektim de sövemedim. Sövesim geldi. Fotoğrafına bak, ben de söveme. Fotoğrafına mı bakayım? Görmedim. başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu çok kritik bir VS bence. Bu çok önemli. Ha, saldır, vur. Hadi başla. Geliyorum. Bu bence çok kritik. Bence Bodica Zuge alır ya. Bodica şu anda daha fazla hasar vuruyor. Bariz bir şekilde. Ama normal saldırı hasarı olarak. Skill'lerine bakıyorum. Ben 3700 vuruyorum sana. Sen de aynı. 5100 vurdun mesela. Beceri hasarlarını kaçırdım ben ya. Sanırım ikinci olunca daha fazla beceri vuruyor Zuge. Veya Bodica'dan bir buff'ı mı var? Bodica şey tabii ki stat olarak, yani Bodica ile YSG karşılaştırılamaz bence. Okçu olarak da. Tabii YSG'nin alanı düşününce Bodica'ya göre kesinlikle alanda daha avantajlıdır diye düşünüyorum. VS'yi bence de Bodica Zuge kazanır zaten. Ama farkı alanda farkı görelim. Zuge YSG mi, Bodica Zuge mi?
Pekala. Aradaki fark 3700 mü? Evet. 3700 daha fazla ağır yaralı vermişsin. 3300 denilebilir. Ha, 3000 matematiğim ölmüş benim. 3300, 3700 Üç. nereden çıktı? Gene matematik öldü ya. Okey arkadaşlar, bence bu kesin artık. Yani bu Boudica Statlara bakalım Zuge. istersen. Ha, bir statlara da bakalım. Bir fark var mı, unuttuğumuz bir şey? Oğlum bir dakika lan. Ha, benim okçu saldırısı niye %139? Ha, Boudica'dan ekstra bir saldırı var. Ha, doğru. YSG ile Boudica farkı var statlarda zaten. Başka da sanırım. Mesela savunma %20, savunman daha fazla senin. O da YSG'nin şeyinden geliyor. Yok Okçu yok, ne o? Ne müze savunmasından. müzeden Müze. geliyor. Ha, müzeden geliyor. Müze. Bir de %5 beceri hasarı var. %1 sağlık farkı İyi. var lan. Bu %1 sağlık farkı nereden geliyor acaba? Ben niye %1 sağlık senden üstünüm? Acaba Boydika'da bir şey mi var? Sağlık ile ilgili. Yok. Vallahi boş. Ben muhtemelen yetenek ağacından. Yetenek ağacında %1 sağlık şeyi Aa, vardır. doğru, bak onu da ayarlamadık. Boudica yetenek ağacım benim full okçu yarım beceri zaten şöyle. Heh, benimki bu arada. Benim Zuge Zuge'de de şu mi an bu bu? şekilde. Aynı, birebir. Tamam. Aynen, birebir. Benim Zuge nasıl? Aha da bu. Sen Boudica Zuge gelsene şimdi. Ben Zuge YSG geleceğim. Geleyim. Çünkü benim Zuge yetenek ağacı bu. Bakalım. Burada da şimdi şeyi Anladım. ölçmüş olacağız. Zuge'de full okçu mu? Full beceri mi? Boydika Züge. Aa, komutan görünümü. 100K Aa. geliyorum. Komutan görünümünde kesin. Bak kesin. Evet. %1 birlik Ha, bak sağlığı. bunu unuttuk. Benimki. Bende bir şey yokmuş. Ha, dur, benim bu arada Boudica şeymiş, onu çıkarayım. Şöyle kaldırayım abi. Trajan koyuyorum. Tamam, ayarladım ben. Sen şimdi Boudica Zuge geldin değil mi? Evet. Boudica'mı da ayarladım komutan şeyinden. Yine 100K T5. Tamam. Hazırım. Vuruyorum. Ben de hazırım. Vurdum. Bakalım full beceri ağacı mı? Yoksa full okçu ağacı mı? Blokçu acıma. Aleykümselam Recep, hoş geldin. Boudica kasmak pahalı geliyorsa Zuge 5551 YSG full devam etmek mantıklı mı sence? Bence gayet mantıklı. Ya Boudica da 5551 oynanan bir komutandı da. Baya başa baş gidiyor aslında. İkimiz de aynı anda sarıya düştük. Yok yok, ben çok eziliyorum şu an, farkında değilsin. Sarıya düştükten sonra benimki bir normal beceri aslında daha fazla vuruyor. Zuge Ramses dener misiniz? Yani şimdi Ramses'i denesek ne olacak agalar? Yani Ramses'i Fethi sezonunda hala kullanacak mıyız? Bence hayır. Tamam, 1vs1'de kuvvetli olabilir ama Ramses'in hem saldırı ağacı var. Saldırı ağacından dolayı ya çok yavaş beceri atıyor. Hem şeyi var. Savunma azaltması var. Eminim Ramses savunma azaltıp Zuge çok yüksek hasar vuracaktır. Ama Ramses'in alan hasarı yok. Saldırı ağacından dolayı yavaş beceri atıyor. Hiç metada yeri yok yani. Boşuna Ramses falan denemeye gerek yok. Şimdi burada ne almışız? 13.904'e 11.195 almışız. Önceki raporla karşılaştırdığımızda Çok az fark var ama. bu Beceri ağacı daha iyi. beceri daha ağacı daha iyi sonuç vermiş. Tabi bunlar çok minik farklar agalar. Yani bu şans ihtimaliyle atılan beceriler var ya hani.
Onun o şans becerisi denk gelmiştir, denk gelmemiştir. Bunlar bile raporu çok fazla değiştirebilir. Kaan Şahin, Destan Smitanoğlu için çok teşekkür ederim aramıza. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim Destan Smitanoğlu için. Sağ olasın, var olasın. Eyvallah, çok sağ ol. Bodica mı yoksa Liang mı? Tabii ki Liang abi, tabii ki. Zuge garanti yani. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Az önce Bodica, Zuge ile Zuge YSG arasındaki farka baktık ve Zuge YSG, Bodica YSG, Bodica Zuge'ye karşı kaybediyor. Ama hala Zuge YSG oynamaya devam etmeli miyiz? Bence evet. İkisi de çember şeklinde vuracak. Alana çok büyük faydası olacak. He, iki kıta okçu çıkıyorsan, bak tek kıta okçu çıkıyorsundur. YSG'n fulldür. Yap Zuge'yi, Zuge YSG oyna bence. Ama bizim gibi okçuları hazır böyle. İki kıta falan okçu çıkanlar. Bodica Zuge'den devam abi. Kaç ay olmuş ya? Ayı yazmıyor abi. Streak'i kaybetmiş olabilirsin. Gerçi sarı kafasın. Minimum 6 ay yani. Tamam. Ne deniyoruz şimdi? İstersen sen bir Bodica Artemis çık. Ben de ne çıkayım? Ne bu Zuge çıkayım mı? Bodica Artemis çıkayım ben. Sen Zuge YSG gel yine. Tamamdır. Yine 100k çıkarıyorum. Zuge önde, Bodica arkada mı? Bence gerek yok öyle bir şeye. Hazırsan vurdum. Vurdum. Gerçi Zuge birincil olunca aldığı ekstra bir şey var mı acaba? Ona çok bakmadım. Tekrar bir komutanı okumak lazımdı. Bu arada ben 1000 yiyorum bazen ama sen 300-400. Bak Zuge YSG değişti. Zuge YSG değişti abi. Şu çok an, sağlam beceri hasarı vuruyor. Şu an şunu söyleyebiliyoruz kesinlikle. Zuge'nin olduğu okçu komutanı, okçu kıtası herhangi bir okçu kıtasını yenebiliyor abi. Bu kesin. Çok felaket beceri hasarı var abi bu çarın ya. Evet evet. Ya Bodica da güzel beceri hasarı var ama mesela Bodica tek hedefe ya. Aynen. Zuge çok büyük fark yaratacak. Özellikle alan hasarlı olması gayet iyi abi. Bunun net fullenmesi gerekiyor. Tabi tabi, Zuge şart. Artık Zuge şart arkadaşlar. Bir okçu kıtanız varsa onun içinde Zuge olacak. Yanına, önüne Bodica koymuşsun. Kıçına YSG koymuşsun. Hiç fark etmez abi. Hiç. Bir saniye şimdi ben bir Zuge'nin becerilerine bakayım mı? Doğrudan hasar faktörü ve düşmanın hasarını azaltma var. Dolayısıyla burada şey değil yani. Zuge önde olsun gibi bir durum yok. Öyle bir şart yok yani. Hatta Bodica Zuge daha iyi çünkü düşmanın alınan beceri hasarını arttırır. Abi Bodica Zuge oynuyorsanız Bodica birincil kesinlikle olmalı. Zuge Bodica diye bir şey yok. Bodica Zuge olacak. Çünkü hem 2300'ü vuracak aktif becerisini atıp hem de düşmanın alınan beceri hasarını %35 arttıracak. Zuge %35 daha yüksek beceri hasarı vurmuş olacak. Yani Zuge Bodica diye bir şey yok. Bodica Zuge abi. He, bu şey gibi yani. Attila Takeda var. Takeda Attila yok gibi bir şey bu. Evet evet. Yavaştan şeylere mi geçsek? Piyade miyade. Hani kapıştıralım. Olur. Tamamdır. İlk ben yine Zuge devam edeyim istersen. Sen piyade veya süvari. Olmaz. Çünkü benim teknolojiyi gördün. Ben de bir tek... Doğru. Pardon, benim okçu olmam lazım. Bir tek okçu konusunda eşitledim seninle. Teknoloji. Ben ne çıkarayım abi peki? Ay. Juan Nevski. Klanda değiliz ya. Tam tersi. Sen Nevski Juan gel. Aynen. Sen niye? Bodica Zuge geliyorum ben yine.
Tamam. Bodica Zuge şu an daha iyi bence. Ya Zuge YSG, Bodica Zuge arasında o kadar küçük bir fark var ki. Tek farkı şu. Zuge o çember şeklinde vuruyor. YSG de çember şeklinde vuruyor. Ama YSG'nin hasarı bu prime kıtalara göre çok düşük kalmaya başladı. Fakat Bodica öyle değil. Bodica 2300 vuruyor. Hani ama tek hedefe vuruyor. Şimdi burada alan hasarı vurup YSG'nin alanından mı faydalanmak istiyorsun, yoksa çok yüksek hasar vurup Bodica'nın tek hedefe vurmasını mı istiyorsun? Bodica Zuge, Zuge YSG arasında öyle bir çelişki olabilir ama ben şey taraftarıyım. Bodica Zuge daha iyi olacaktır taraftarıyım. Geldim Bodica Zuge. Savaşlarda o daha iyi taşıdır zaten. 100k çıktım bu arada. 100k ha? Hı, tamamdır. Vuruyorum. Vurdum. Bakalım. Nest ve Joan'ın bakalım beceri hasarı ne yapacak şimdi? Ne kadar vurdu lan göremedim. Jandark'ın da şimdi çift beceri atması var ya. Dayak yiyeceğimiz kesin. Süvari okçuyu counterlıyor. Nevski şeyi geçmez abi. Hala geçmedi. Ona rağmen bence çok bir fark yok gibi ya. Bak ben şu an bayağı yakınlaştırdım. Yani başa baş gibi. Yani çok bir fark yok. Hatta ilk sarıya ben düşeceğim şu an. Aa, kırmızıya düştü lan. Lan ben niye Nevski Jandark'ı yeniyorum şu an? Yenemem abi, lazım. Ben özel birim okçuyum. Sen özel normal süvarisin bence o yüzden. Olabilir. Doğru. Ama çok bir fark yaratır mı? Gerçi benim bir de 0.5 saldırı eksiğim var. Ya, bir de çok... O bir fark yaratmaz. Dur ne oldu ulan? Niye böyle oldu? Bir dakika, senin Nevski Jandark'ın deşmesi lazımdı. Burada bir hata var. Ne gibi olabilir sence? Bir de 1000 sanırım 1300... Yok. 200... 1900'lük bir fark var arada. Ne gibi bir sıkıntı olabilir? Bakıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Yine. Özel birim farkı. Ya o kadar fark yaratmaması gerekiyor arkadaşlar. Baksanıza neredeyse onda biri hala kıtanın duruyor şu an. Evet evet, yani bu yensen de bu kadar kalmamalıydım. Tabii canım. Bir de hani şöyle süvari ve okçu counter. Yani bu kadar fark kalmaması gerekiyor. Yanlış bir şey yok aga, bütün yayıncılar bu sonucu aldı. Bodica Zuge Nevski Jandark'ı kesti mi abi? Abi böyle bir şey varsa var ya, çok sıkıntı. Bütün yayıncılarda böyle mi oldu? Wow. Abi ekipman, senin süvari ekipmanları nasıl o hesapta? Çok mu iyi? Çıkardım hepsini. Çok mu iyi süvari ekipmanları? Full şey, bu cehennem çölü müydü? O full set. Crit mi? Eldiveniz sağlık. Ha, crit, hepsi crit. Yok abi, almayayım o zaman. Almayayım o zaman. Ekipman kritiksiz de var. Kritiksiz de var ama. Ekipmanlı vs atalım diyecektim. Süvarinin sağlığı çok oluyor ya ekipmanlı vs'de. O zaman muhtemelen benimki alır ya. Çünkü aynen dediğim gibi süvarinin sağlığı çok olduğu için bence alırdı böyle yapsak. Yapılan tüm testlerde aynı. Bodica Zuge kesebilen komp yok. Yok abi, ben izledim. Ben de gördüm. Bunu izledim. Nevski Jandark Bodica Zuge'yi kesmişti. Ya da başka bir şey miydi? Zuge bir şey yapmıştı galiba. Bilmiyorum. İlginç. Şeye de kaybediyordu bu arada. Zuge şeye de kaybediyordu. Sargon Scipio'ya da kaybediyordu. Guan Sargon. Yok, doğru. Var mı Sargon o hesapta? Bununla... bakayım. Bir saniye. Sargon var. Sargon Scipio gelsene. Ben eminim çünkü. Sargon Scipio Bodica Zuge'yi yendi. Ya onlar şeyde Osiris yani Ark'ta denedikleri için hani rally mali ondan bir sıkıntı olabilir mi? Fark. Ark'ta denediler, full ekipmanları çıkartmışlardı. Hani onlar rally falan açmamıştı değil mi? Ben yayını çok izlemedim ama.
Scipio Guan'da deneyin. Olabilir. Bir Sargon Scipio gelir misin? Scipio ne çıkardın? Sargon Scipio tamam, geleceksin. Her şeyini çıkardığına emin ol. Bir saniye komutan şeyinden düzeltiyorum. Tamamdır. Biz denedik full kritik okçu ile full kritik süvari aldık. Gene mi alıyor lan? Wow. Tamam mı? Saldırıyorum. Go. Vurdum. Senin medeniyetinin %5 sağlık geliyor diyor. İstersen ben de %5 piyade sağlığı takayım mı? Evet, oradan bir şey olabilir yani. Ben şu an okçu vs süvari atarken ya da okçu vs piyade atarken aslında aradaki medeniyet farkını kapatabiliriz. Bir dahaki sefere. Tamamdır. Ben bir dahakine o zaman tema yaparım. %5'lik temaları. Hı hı. Roka Emir Timur gelsin oyuna döneceğim diye Chucky. Chucky. Sen bu saatten sonra dönmezsin. Boşver. Böyle şeyler söyleme. Yoksa sana öteki yüzümü gösteririm bak. Sana. Ona göre. Ay, yaş panda. Yine dövdü yani. Bodika Zuge. Evet, yine kazandı. Ya %5 stat bu farkı yaratmaz bu arada agalar. Ben size söyleyeyim. Aynen, yaratır. Bu farkı lazım. Ne yaratır biliyor musunuz? Özel birim yaratır. Onu da deneyemeyiz ki. Bana şu an ne lazım? Özel birimi süvari, yani Arabistan olan biri lazım tam sonucu almak için. Ya da Almanya olan biri lazım tam sonucu almak için. Nevski, Jandark, özel birim süvari. Osmanlı ikisi de. Ben özel birim okçuyla vs atarken karşıma gelen piyadeler ve süvariler maalesef özel birim değil. Özel birim çok büyük fark. Bak %5 stat da şuydu buydu, onlar fark yaratmaz. Özel birim fark yaratır abi. Ama dediğin gibi o kadar fark yaratmaması lazım abi. Bayağı fark yaratıyor çünkü. Evet evet. Ama bak en iyi Bodica Zuge'ye karşı şu anda en iyi sonucu Sargon mu aldı? Bakıyorum. Umarım Juan daha iyiydi diye hatırlıyorum ama yok. Aynı. Yok, Nevski Jean, Nevski Jandark 1900 falan fark var, yaralı farkı. Bu 2900, 2700. Nevski Jandark gene daha iyiymiş. Yani counter olmasından dolayı muhtemelen o. Hı hı. O zaman boşa deniyoruz aga, okçuya okçu deneyeceksin. Ya fikir vermesi açısından ya. Aga, Rock'ta okçular prime olacak, alanı alacak hayali vardı. 250 senedir gerçekleşti mi o hayal? Zuge ile gerçekleşti gibi diyebiliriz ya. Artık Zuge kral. Zuge kral abi. Reis. Kral, adam. Ben gene Bodica Zuge geliyorum. Bodica Zuge gelmiyorum da. Ne deneyelim? Ziyang Nevski gelsene ya. Ziyang Nevski gelsene abi. Ziyang'dan her şeyi çıkartmayı unutma yine. Yani Ziyang Nevski'yi de yeniyorsa başka hiçbir şey demiyorum şu anda. Ekipmanları çıkardım, onu çıkardım. Komutan beceri şeyinde yok. Çıkarıyorum abi. Getir. Ziyang Nevski. Aynen. Aynen. Call of Dragons'ta 10 günde T4 abi. Açtım. Abi 10 günde T4 vuruyorum. Neymiş? Vuruyorum. Vurdum. Vurdum. 10 günde T4 iyiymiş bu arada. Benim 30 gün sürdü T4 açmak. Sen bayağı spendersin sanırım. Ziyang Nevski'nin deşmesi lazım burayı. Ziyang Nevski'yi kesebilen bir şey yok yani. Ben daha önce sarıya düştüm bu arada. Aynı anda düştük bu arada. Ben bir tık önce düştüm. Savaş uzadıkça Ziyang Nevski kazanır çünkü Ziyang 850 FK ile beceri atıyor ya. İlk ama ben şu an daha aşağıdayım. Yaklaştır istiyorsan biraz. Oğlum nasıl oluyor bu lan? Şeyim...
Bak sarıya, kırmızıya düştü öldü mesela şu an. Öldü. Az Young Nevsky'yi kesiyoruz. Kırık çar abi Züge. Baksana sarıya düşmedi daha bak. Counter bir de bu. What the fuck? Oğlum özel birim süvari lazım bana ya. Aa ben şey taksaydım keşke. %5 işte bir tema taksaydım keşke. %10 taksana. %10 taksana. Özel birimi de kapatalım. %10 süvari bir şey tak. Savunması takıyorum. Benim yazdıklarımı niye kale almıyorsun anlamadım. Eyvallah sana abi. Kimsenin... Bu tarz alınganlıklar yapmayın agalar. Ekrana bakıyorum. Chatte onlarca yazı var. Gözüme takılıyor bir tanesi. Onu okuyorum. Yani hepsini okumam mümkün değil zaten. Hayatınızda ilk defa mı yayını izliyorsunuz? Tekrar Body Kazugo geldim. 10K. Ne taktın %10? Tamamdır. Şey bu ilahi mesken mi Türkçesi bilmiyorum ki var ha. Ya KVK2'nin teması. Tamam tamam. Vuruyorum. Geliyorum. Bakalım. Yok abi. Çok sağlam beceri hasarı var Buzgen'in ya. Yine ben sarıya düştüm mesela. 10 süvari savunması aldın. Ekstra olarak. Biraz şeyi kapatsın diye. O özel birim şeyini kapatmaya çalıştık agalar da. Yok abi fark etmiyor. Deşiyor Buzge ya. Dövüyor valla. Hatta daha mı kötü oldu? Yok canım. O nasıl kötü olsun? Bakayım. Çok az bir fark var abi. Çok çok az. Bize özel birim lazım. İkimiz de Osmanlıyız ya. Bu iş olmayacak. Piyade süvari gücünü tam gösteremiyor. Özel birim farkı büyük çünkü. Ne deneyelim o zaman? Ne deneyelim? Ya aslında medeniyet değiştirsem hesap sahibi izin verir muhtemelen ama. Var mı nesne? Bakıyorum bir saniye. Medeniyet değişme var. Kaç tane? Ama işte cevap ver. Bir tane var. Benim hesapta aslında 4 tane daha var. Ama senin teknolojin işte. Evet. Benim de full. Ekokçu teknolojisi full. 2 milyon kristale teknolojiyi fullleyebiliyor musun peki süvari ve piyadenin? Deneyelim. Ben klana girmem lazım yardım alıp. Okey okey. Ben de yardıma geliyorum. Sana bir tane. Klana girelim. Asker de iyileştirelim. Olur. Ben nesnelerle bir medeniyet değişimi falan yapayım. Süvari zaten full'e yakındı. Piyadeyi fullesem yeter. Olur. Yine eşit vs atarız. Henry Züge de olabilir. Sende Henry var mıydı? Henry yok. Tamam. Teknoloji fullince benden yaparız o zaman onu. Değiştirince %5 skill damage gidecek Osmanlı'dan. Yine bir fark olmayacak. Gelen medeniyet buff'ı fark yaratmaz. O zaman onu şey yaparız. Sen alacakaranlık takarsın abi. %5 beceri hasarını oradan alırsın. Ben Züge kullanmayacağım ki ama. Ha şey diyor. Doğru. Tamam ben Nevsky Jandark ama çıkacağım. Ama bende olacak ya şimdi. Tamam ben şeye döneceğim. Almanya'ya döneceğim. Tekrar. Almanya'dan boşuna dönmüş oldum. Tekrar Almanya'ya döneceğim. Osmanlı takacağım. Osmanlı diyorum. Şeyi takacağım %5 beceri hasarı için. Öyle dengeleyeceğiz onu. Aynen. Bu arada harbi boşa dönmüşün gibi oldu. T4 basın özel birim farkı ortadan kalksın. Mantıklı aslında bu. Basalım mı T4?
Hiç medeniyet değişmeye gerek kalmasın. Ben de 25K piyade 25K süvari var. Bu kadar az mı acaba yoksa 50K'ya falan tamamlayalım mı ikimiz? Ne dersin? Az 50K'ya tamamlayalım. Ben de 50K okçu basayım şu an. Tamamdır. Ben de 50K... İkisini 50K mı yapayım o zaman? Ha, piyadeyi ve süvariyi 50K'ya. Ya da yoksa Ben şu an onu yapamam ama. o zaman Çünkü hesapta şey kullanılmış. Bu rezerv. Asker rezervi kullanmış hesap. Bunları yapmış. Nereye tıklasak şey ne çözüm bulsak o da olmuyor. Değil mi, değil mi? Böyle direkt bastım abi. Ya ben yarın fullcam. Ben bir de Almanya... Yok ben Osmanlı mıydım ya? Bakayım bir saniye. Ben neydim? Yaklaşık 15 gün basın özel birim farkı ortada. Cengiz Han mı Nevski mi sence? Kafa basacağım ona göre. Tabii ki Nevski abi. Ne Cengiz'i? T3 ile VS atın. Nerf gelir mi? T3 de Gelmez yok ki abi. arkadaşlar. Gelmez gelmez. Nerf falan gelmez abi. Nevski'ye nerf gelmediyse bu kadar zaman. Bak hala kral ama. Gelmez. Şu an hep bütün birimlerinde rezerv mi basın senin? Bütün kişilerinde. Evet, hepsinde rezervi basmış. Ha, okey. Kuşatma hariç. Ya aslında 7K basmış ama bir sürü rezervisi var. Bir şey olmaz sanırım ya. Yakın arkadaşım. Ben bitiriyorum abi hadi. QR ve şeyi yapıyorum sadece. Doğru, T4'te de Bakayım. Yeniçeri var arkadaşlar. Yani bizim şey T3 VS falan atmamız lazım. Hani T4 farkı da özel birim farkını kaldırmıyor. T4'ü oynamamız da özel birim farkını kaldırmıyor. Benim Biz en diğer iyisi hesap okçuları mı şey yapsak? Okçuları karşılaştıralım. Madem ikimiz de Osmanlıyız. Ne bileyim. Ama abi şunu da düşün. Bak bir dakika. Şimdi biz özel birim farkı falan konuşuyoruz da abi. Şu an herkes Osmanlı oynuyor arkadaşlar. Yani süvarisi de Osmanlı oynuyor. Bak piyadesi bile Osmanlı oynuyor. Piyade oyuncusu bile Osmanlı oynuyor şu an. Beceri hasarı için. Yani bizim medeniyet değiştirmemiz ne kadar doğru? Hani sırf özel birim buff için. Sadece rallici ve garnizoncular. Garnizoncu piyade piyade Viking kalıyor. Garnizoncu rallici süvari Arabistan'a geçiyor. Onun dışında zaten herkes Allah. Osmanlı oynuyor. Yani bir de biz hani şu an bütün her şeyimizi birebir yapıyoruz bu teknolojiye göre. Şimdi burada çoğu oyuncu var mı bizim gibi teknoloji yapabilecek mesela? Biz Tabii. böyle bir kesime hitap ettiğimiz şu an. Evet. Yani çoğunu zaten bu KVK'da teknoloji farkı olacağı için arkadaşlar her türlü teknolojisi iyi olandan dayak yiyeceksiniz yani. Ne yapalım? Bütün okçuları deneyelim istersen. Bende hepsi var. Diğer denemeleri de yapalım ya. Guan'ın sustur bakalım ne kadar etkileyecek Zuge'yi. Hatta bir de ekipmanlı VS atmak istiyorum ben. Ekipmanlı da Olur. görmek Benim istiyorum. full kritikli savunma olanı var. Bakayım İşte bende savunması hiç full nasıl? crit set Bence. yok. Hatta benim okçu setim şey biraz. Özel birimli özel şeyleri bile eksik. Hani kristal basıyoruz ya. Onlar bile yok. Ha, ikonik. İkonikler bile yok. 3 tane ikonik var bende. Ne bak okçu setimde bir tane crit var, o da ayakkabı. O da şey veriyor. O da okçu saldırısı veriyor anasını satayım. Neyse. Yine buranın bilmiyorum sende ikincil bir set var mı kritiklenmemiş? İkincil bir okçu seti var mı ben de kritiksiz? Mümkün olduğunca yoktur. dengelemeye Şöyle var. çalışalım. Bakıyorum abi bir saniye. Bende nasıl biliyor musun? Ha, dur ne bu ve Tyrus'ta ekipman varmış. Bir saniye. Yok. Ya iki seti var. İki setinde hepsi full sadece borusu full değil. Sayılıyor mu?
O nasıl hesapmış ya? İki tane full okçu seti mi var ya? İnanılmaz. Evet. Bir tane de gitmiş Cyrus'a bir şeyler giydirmiş ama. Yani Cyrus'ta tam yok. Tamam yani bakalım o kadar farka rağmen, bak o kadar farka rağmen Zuge YSG bakalım Boudica Zuge'yi yenebilecek mi? O kadar farka rağmen. Atsana bana bir SS'ini. Onun bir SS'ini çekip bana özelden atsana. Şeyinin. Hangisinin? Yani setinin. Setini, hem setini hem teçhizatlarını. En iyisini gösteriyorum o zaman. Zaten hepsi aynı. En iyisini takacaksın aynı. Tamamdır. Böyle atıyorum abi. Bu ekipmanlar. Bu da teçhizatları. Lan ben ne takıyordum bunu? Kesin Zuge'de takılı kalmış. Zuge'yi kanyona koydum da dün döşemiştim onu bir dayayıp ama. Attım ikisini de. Bakayım. Daha iyi teçhizatı var mı bilmiyorum. Bunu kullanıyor. Ki bu bence iyi değil ama sen bir bak istersen. Evet, kar düşmanımızın setini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da teçhizatları. %11.7 okçu sağlığı var. 3 tane yazıt var. Bu yazıtların ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Göstereyim mi? Ne? Söyle sesini ben, söyle. Tek tek. Abi İngilizce bu. Benim İngilizce yetmiyor. Bekle Türkçe'ye çevireyim. Bir saniye. Hemen şöyle Türkçe başlatıyorum abi oyunu. Yazıtları okuyayım senin için. Okuyorum. Evet. Bir tanesinde diyor ki komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası %30 ihtimalle 3 saniyeliğine bir kalkan %10'muş bu arada açar. Bekleme süresi 5 saniye diyor. Hı hı. Bir tanesi de komutanın komutan kıtası ekstradan %1 hasar verir diyor. Diğeri de abi komutanın kıtası %3 ek karşı saldırı hasarı verir. O kadar da iyi değilmiş. Ben orada %3.5 falan sağlık bekliyordum. Öyle de değer eder. Tamam okey. Tamamdır. Full ekipmanlı. Boudica Zuge vs Zuge YSG yapacağız şimdi. Ve Zuge'yi, karşımızdaki Zuge YSG'nin bütün seti kritik ve teçhizatı da benden daha iyi. Bakıyorum. Hatta teçhizata da bakayım bir. Boudica. Bende %9.1 okçu saldırısı, %7.9 okçu savunması, %8.9 okçu sağlığı varken düşmanımızın 11.7 sağlığı var. Benden sağlık olarak üstün. Defans olarak benden düşük 0.3. Saldırı seninki olarak bence daha iyi. Saldırı olarak %7 üstünüm ben ama onda da 3 tane yazıt var. Yazıt. Ama yazıtlar da o kadar böyle beceri hasarını destekleyen ya da statları arşa çıkaran yazıtlar değiller. Ama ekipman konusunda çok büyük fark var. Hani bu Allah'ın lütfu. Hani bu da Allah'ın cezası. Bariz bellidir ya değil. İstersen Hydra'yı falan çıkarayım istersen. Normal seninki gibi okçu setine geçeyim istiyorsan. Ne diyorsun ona? Yok yok. Gel. Gel. Tamam. Bir görelim gel. Merak ettim. Çok merak çıkıyorum ettim. Abi. Ben de klandan çıkayım. Lan hediye gelmiş bunda. Ben şimdi ne çıkıyordum abi? 10K oldun. Zuge YSG mi? Zuge YSG geliyorsun. Zuge'ye girdin değil mi? Tabii. Komutan şeyini ayarlamıyorum görünümünü. Gerek var mı ona da? Yok gerek yok. Komutan görünümü takmayalım. Tamamdır. Zuge YSG çıkardım. Her şeyi görselde attığım gibi abi. Tamam o zaman yapıştırıyoruz. Vurdum. Vurdum.
Oğlum. Arka bak. Aslında şu an iyi gidiyor. Evet abi, ekipman, teçhizat farkı. Senin de 0,5 bonusun var ama diyormuşum böyle değil mi? Bu arada sende Utanmadan. hala ilahi mesken mi takılı? Doğru. Okçuya debuff veriyordur muhtemelen. Yok, vermiyor, sıkıntı Ha, yok. okey. Piyadeye veriyor. Ama döndüm hemen. Boşa mı döndün? Neye Sıkıntı yok. döndün? Default'a. Ha, okey, tamam. Yine iyi gitmedi mi lan full kritikli ekipmanlı bir düşmana karşı? Bodika Zuge abi, Bence. Bodika Zuge. Yani. Ben Zuge YSG kullanırım. YSG'nin de alanından faydalanayım diye düşünüyordum da. Şunu görünce yok abi. Ben artık Bodika Zuge'ciyim. Beni Bodika Zuge'den kimse ayıramaz. İlk VS'miz full boş, eşit şartlarda hesaplar setleri giyince. Şu iki rapor nasıl tersine döner? ...700 altın kafa var, YSG full ne önerirsin? YSG'nin yanına. Şu an Zuge yapacaksın. Zuge YSG oynayacaksın abi. Abi senin hesapta sıkıntı var, bu normal değil. Nasıl normal değil oğlum? Bak, adam full okçu kritik set ve full ikonik ve teçhizatlara bak. Bir de bana bak. Bence çok normal bir sonuç. Hatta bence ezitmedi yani Evet, abi. Yok. ezilmedim hatta, ben gayet, bence bu şeye göre gayet iyi gitti. Tabii canım. Ha, onu diyorum, o ekipmanlarla seni harcaması gerekiyordu. Evet, o konuda haklısın. Evet, bir gariplik var gerçekten, bence deşmeliydi beni, yok etmeliydi yani. Bak, full crit ekipman bile bu kadar fark yaratamadı. Ama mesela o da Şey yapalım, ikimiz de Bodica Bodica Zugo. Zuge çıkalım E ikimiz de. hadi, hadi. Zugo. Ben Geliyorum. inşallah bunu söylemezsin diye düşünüyordum da söyledim. Ekipmanları ve şeyleri giy abi Bodica'ya bu sefer. Tamamdır. Ben dayakçı diye uğraşıyoruz. YSG bitti artık. YSG bitti artık değil abi. ZSG kastıysan hala değerlendirirsin. Ha, bu saatten sonra şu andan itibaren ne kasmayı düşünüyorsanız, bir şey kasmayı düşünüyorsanız tabii ki oturup YSG'yi kasmayın artık. Max Neski 5-3 gibi Juan iş yapar mı? Yapar tabii ki, zamanla fulleyeceksin Jandark'ı. Yani şimdi Jandark 5-3-2-1 diye kullanmamazlık edecek misin? Nevski Jandark'ı. Hayır. Kullanacaksın. Fullenine kadar. Ben Kullanacaksın. şu teçhizatları ayarlayayım. Ayarla ayarla. Acelemiz yok. Tamamdır. Ben de o sırada bir lol yapayım. Seriden bir lol yaptım. Oldu. Kadın değilsin, mid değilsin. Mana kullanıyorsun. 2011 yılısın. Yani eski bir şampiyon. Güzel. O zaman bir Ezreal dedik. Erkeksin, tamam. Alt değilsin. İnsansın muhtemelen. Büyü doğan, ya büyü doğan ya insan. Ama support düşünmek lazım. Şey, support, jungle ya da şey düşünmek lazım. Uplayayım. Mana kullanıyorsun. Mana kullanan bir top lane düşünelim. Koridoru tutturunca zaten gerisi geliyor ya. Nasus çok eski abi, 2009'dan. Cho'Gath da çok eski.
Abi 2011 ile şey bağlantısını pek kuramıyor. Hadi Jungle, Xin Zhao. Orman da değilmiş. Yakıncıymış. Milli olduğunu öğrendik. Zaten uzak çıkmış. İnsan değil. Ha, insan ama başka bir özelliği daha var bunun. Hazır mısın bu arada? Hazır olunca söyle yani. Ben hazırım. Senin şeyi bitirmeni bekliyordum. Okey. Vuruşalım. Vurdum. Vuruşalım abi. Vurdum. Hesabın sahibi chat'e gelmiş, ona yazıyordum. Ha, Saladin. Welcome. I'm sorry for... I'm sorry for duels. Sıkıntı yok ya. Ağır dövecek, evet. Ağır. Ben önce sarı düştüm. Yok, hayır, sen düşmüşsün. Lan. Yayından gördüm. O kadar tamam, yayından gördüm. Abartmayayım dedim. Evet. Bir tık ben şu an ağır döveceğim gibi. Değişti, değişti. Ekip direkt burada abi, ekipman ve Zuge şeyi farkını göreceğiz. Şu an her şey eşit ve şu an ekipman ikonik olması, crit olması ve teçhizat farkını göreceğiz burada. Direkt. Evet, bu okeydir. Gene iyi dayanın lan, bence. Şu, ama 5K fark koyuyor ya, görüyor musun? 5K. Her şey eşit ve 100K'lık VS'de 5K fark koyuyor. Ve bu rakamlar büyüdükçe artmaya da devam edecek. Tabii canım. Yani 200K VS atsak bu 5K 10K olmayacak agalar. Bu 5K 20K olacak. Eksponansiyel artıyor. Kıta güçlerine bakalım. Türk değil kanka, adam Arap. Bir tek saldırıda üstünüm, o da teçhizatta. Benim %10 falan saldırı var. Onda %2 var. O sağlık defan. Her neyse. Bir tek saldırıda üstünüm. Savunmada %18 koymuşsun. Sağlıkta %6 koymuşsun. Tabi bunun bir de bak %3 beceri hasarı fazlan var. %1 tüm hasar fazlan var. Bir de base statlar. Ha, okçu üst saldırısı, üst savunması, üst sağlığı. Bende 3-3-3-3. Onda 8-8-16. Bir de o savunmanın abi %32,5 Hydra adam, bak düşün. Hani Hydra deme. 20... Hydra deme şunu. Hydra deme. Hydra'ymış bu. Ya Hydra. Ha, şeyden. Hydra tamam. Ha. Ondan değil. Bizim Call of Dragons'ta Hydra konusunda bir acımız var da. O yüzden. Yoksa Hydra onun. Hydra doğru. Doğru bir şey söylüyorsun da bizim acımız var. O yüzden. Ben de yanlış söylüyorum sandım. Yok yok, senlik SM'de sıkıntı yok. Misin? Anısı var, anısı. Bir Hydra keseceğiz falan muhabbeti vardı. Sanırım evet. Patlamışsınız. Bir haftadır kesemiyoruz. Anısı var. Teçhizatları pardon ve şeyleri tekrar çıkarıyorum ben. Tamamdır, ben de çıkarayım mı? Şimdi yani şey yapalım. Ben yine Bodica Zuge çıkmaya devam ediyorum. Sen işte kafandan yani Prime kıtaları denedik. Her... Sargon Scipio'yu denedik. Neski Jandark'ı denedik. Guan Scipio denelim. Guan Scipio. Yani gel bir Guan bakalım ne yapacak. Tamam. Ekipmanlarımı çıkarıyorum. Tabii tabii tabii. Bir saniye. Her şeyi çıkar. Şey takmama gerek var mı? %5'lik sağlık, savunma falan filan. Yani şeyi evet, önemsemeyeceğiz dedik ya, çünkü herkes Osmanlı oynuyor artık. Eğer garnizoncu rallici tamamdır değilsen artık, yani o her türlü o fark var. 100K çıkarıyorum abi. Yolladım. Bir saniye, ben sanırım Saladin'de bir şey takılı. Yapmışım. Bu ne Saladin dizilişi mi lan bu? Bu ne dizilişi? Ha evet evet, dizilişten dedim. Şey hat dizilişinde kalmış. Duello partnerini sevdim. Biliyorum. Naif efendi bile. Abi başlıkta şeyi var. Etiketi var. Tıklayıp
şey yapabilirsin. Kanalına gidebilirsin, takip edebilirsin. Teşekkür ederim. Buradan şey geliyor galiba. Ramiz yeterince efendi değil. Ayrıca sen buradan bana da Ramiz'e de bir eleştiri var. Hazırsan vuruyorum. Okey, ben hazırım. Vurdum. Vurdum. Bu arada Araplar dolu. We will be happy Ha, Saladin'in. if you ya. Darlamayın lan adamları. Yaşarım. Allah! Baba. Turgay Bey. Lan Guan. Guan da alamıyor. Turgay Bey. 120 euro. Yes! İşte bu. Ekrana baksın abi, ben dayak yedim ya. Aa. Çok Yaşarım bırak şu kodu Roka geri dön artık ağzı açık Çatladı lan gülümseme artık. Türkiye yukarıyı gösteren işaret parmağı Sustura falan açık hiçbir cilt şey yaramadı, tonu. fark ettin mi? Ne? Yarı yarıya dayak yedim. Evet, Bu anın sustur, susturunu sus. falan hiçbir Bak şey bir şey yaramadı. diyeyim mi? Ben gerçi Bodica birincil kullanıyorum. Neyse. Ya beceri ağacındaki ekstra öfke işe yarayıp acaba Guan'ın susturundan önce mi ben Bodica becerisi attım onu düşünüyordum. Turgay Bey, 120 euro bağışınız için çok teşekkür ederim. Ben dedim artık ben Call of Dragons oynuyorum diye. Bir daha gelip bana bağış atmaz falan diyordum. Çok teşekkür ederim. Turgay Bey, eyvallah, çok sağ olun. Oğlum adamı darlamayın, ben size söyledim bak, babanın Call of Dragons'la alakalı düşüncelerini söyledim. Darlamayın adamı. Turgay Hanım hep o yazısı aklıma geliyor Call of Dragons hakkında. Evet. Bende vardı da silmişimdir. Gerçek erkekler O yüzden yazmayayım boşuna. tarihi oyunu oynar. Çok teşekkür ederim. 120 için. Abi ben de tam bugün değil de tam dün sözleşmeyi imzaladım Call of Dragons'la. Sponsorluğu aldım. Ama şunun haberini vereyim hazır hepiniz buradayken. Arkadaşlar, imzaladığım sözleşmede hiçbir şart yok. Bana mecburen ayda şu kadar video atacaksın. Bana mecburen ayda şu kadar yayın yapacaksın gibi şartlar söylemediler. Kontratta böyle bir şey yok. Özgürüm. Tamamen ne istersem onu yapabiliyorum. Tamamen KVK varsa, o bir hafta boyunca aralıksız savaş varsa, ben o bir hafta boyunca hiç Call of Dragons videosu atmadan full rock yapabileceğim. Özgürüm yani. O yüzden kafanıza takmayın. Yaşar Call of Dragons sponsorluğu aldı, Rock'a bakmaz artık diye böyle bir şey yok. Rahat olun. Haberiniz olsun. Köle değiliz. İyi. Lotur yetkililerine gelsin bu. Saladin! Wow! Hayda. 200 kar mı? Kar ne kadar ediyor ya? Katar doları. Ben bakayım, dur sen 200 bakma. kar. 33 dolarmış. 1.000 dolar. 1100 TL. Thank you so much, Saladin. I think this is your first time you come to my chat, you come to my stream and you are donating 1000 Turkish liras. You are so generous. Thank you so much. Thank you. Yes! Bro, you are İşte adam, Saladin. bu. You are adam. Adamsın. You are adam, bro. Welcome. Benim İngilizce seviye. Abi bizim İngilizce Turkish English işte, bu kadar yani. Tam Türk aksanlı İngilizce, mis. Aynen abi, o yüzden yok Yormayacaksın kendini. şu yanlış, bu yanlışmış takmayacaksın. Onlara taktığın zaman hiçbir zaman İngilizce öğrenemiyorsun bu arada. Yani ne çıkıyorum abi ben? Hmm. Again, thank you so much for sticker. Thank you so much for 1000 Turkish liras. 200 Katar lira. How can I say? Katar lira. Not Katar lira. ne söylüyor? Katar'ın para birimi ne? Ne diyeceğim? Katar Katar doları değil riyali miydi? mi? Katar riyal, doğru. Katar riyali mi?
Aha, real real. Katar reali. Thank you for the donate. Ben dün Saladin'in hesabını incelerken Kayıp Kanyonu'na Turgay abiye bir saldırma girişiminde bulundum. Ne? Şeyle mi? Saladin'in hesapla mı? Saladin'in hesaptan Turgay abiye. Sen babaya mı saldırdın? Öyle bir hata yaptık ama hallettik abiyle, Turgay abiyle aramızda. Ha tamam, iyi. İyi iyi. Bilmiyorum. Ama hep chat'tekilerin suçu. Saladin. Hatta. Bro, this guy, this resistance guy, this hurricane attacking Baba in Canyon. Biliyor biliyor. Please biliyor. Punish him. Zero him. Punish him. Do something. Gel bir şey gel. Ben yine Body Kazuge'yi çıkarttım. Abi ben bir bakayım ne var diye. Bir Honda Mondalı bir şey kullanayım mı? Ne dersin ona? Yok yok, hiç gerek yok. Çılgın şeylere girme. Ne çıkarayım peki? Sen Sargon Pakal olur mu? Tarık var mı? Tarık. O hesapta Tarık vardır bence. Bakıyorum. Milliyetçilik yani. Tahminimden ortaya çıkarsak. Var ama full değil. 4-5-1-1. Olmaz. Tükrün çıkarayım bir şeyin arkasına. Saçma sapan. 1-1 de iyi aslında. Evet, Tükrün iyi iş yapabilir. Ne olsun? Sargon Tükrün mü? Scipio Tükrün mü? Scipio Tükrün yapalım. Çünkü Scipio da bildiğin VS'lerde iyi abi. Evet evet. Çıkarıyorum. Scipio Tükrün diyorum. Yes! Hemen. İşte bu. Şu an chat'e bakmıyorum ama. Sen İmdat Yılmaz 22 TL yollamışsın. Bizim TL'nin ortaya girişi sevinç gözyaşları. Yılmaz valla 120 Katar riyalinden sonra ifade etmedim. Yo 120 euro üzerine 200 Katar riyali üzerine 22 TL. Ya olur mu öyle şey arkadaşlar? Yani ben çıktım abi. 3 yıl boyunca aralıksız destekçi militanlık 2,5 lirada kaldı. Dolar 18 oldu. Ben hala 2,5 liraya destekçi olabiliyordunuz. En son dayanamadım, değiştirdim. Onlar göstermelik olur şeyler. Teşekkür ederim. Gönlünüzden kopuyorsa buna diyecek bir şey yok. Saldırdım. Bu hiçbir zaman saldırdım. Öyle saldırdım. Vur. Biz hiçbir zaman öyle şeyler değerlendirmeyiz yani. Öyle değerlendirmeler yapmayız. Hiç merak etme. Farm FSM ile kullanmayı düşünüyorum. Müsait olduğunda dener misin? Kimi? Züge'yi mi? Lan niye yürü? Ha boşa yürüyormuşsun gibime geldi bir ara. Yok abi ya. Yok. Şuna bak. Saplıyor bize arkadaşlar. Evet. Civarı çıkacağım diğerinde. Tamam. Senin izlediğin Sargon'a Nevski'ye yenilen Züge full değildi. Full olanı fark attı tüm ikililere. He oğlum ben izlediğim kısımda full olmayan Züge ile mi VS atıyordu? O 5-5-1-1 Züge'yi mi deniyorlardı orada? Oğlum o zaman Bodica Züge yenilmezse biz boşa şey deniyoruz. Aslında raporlara bakıp bir performans değerlendiriyoruz da. Ne yapayım? Süper Militan olduğun için çok teşekkür ederim aranıza. Hoş geldin, sefala gidelim. Çok teşekkür ederim Süper Militan olduğun için. Sağ olasın, var olasın. Eyvallah, çok sağ ol. İmdat Yılmaz, 5 aydır Süper Militan. Çok teşekkür ederim. Aramıza tekrardan hoş geldin. Sağ olasın, var olasın. Eyvallah, çok sağ ol. Gerçekten Boldika Züge şu an oyunun en iyi kıtası mı? Ulan hayatımızda ilk defa oyunun en iyi kıtası bir okçu lan. Bu bir milat. Bugün bir milat. Bütün Rise of Kingdoms tarihi boyunca bir okçu hayatımızda ilk defa oyunun en güçlü kıtası. Dualarımız kabul oldu arkadaşlar. Nevski onu denedik Freeman. Şu şeyi kesinleştirelim mi? Sanki beceri ağacı daha iyiymiş sonucu çıkardık biz ama. Sen Bodica ağacın nasıl? Aynı mı? Bir baksana Bodica ağacına. Bakayım abi bir saniye. Benim Bodica aynı. Evet, okçuya gitmiş.
Ne bakayım, sıfırlaması var mı? Var 5 tane. İstiyorsan döneyim diyeceğim de bir fark olur mu? Ben Boudica'da beceri ağacına dönüyorum. Sen madem full okçu Tamamdır. ağacısın, Boudica'da beceri ağacına döneceğim. Hı. Merak Ben ettim. ne çıkarayım? Boudica züge yapacağız ikimiz de ya. Tamamdır. Bunun şeyini kaldırdım, dizilişini. Çıkarıyorum ben. Yetenek ağacını yapayım, geliyorum. Zaten. Tamamdır. Boudica ve Züge. 100K çıkarıyorum. Okçu kaç senemette kalır? Bayağı kalacak ya. Züge özellikle bayağı kalacak. Bak, YSG 4 senedir kullan, oyundan beri kullanıyor, oyun çıktığından beri. Düşün. Ya ben 1v1'de bir şeylere kaybetmesini bekliyordum bu arada. Nevski Jandark gene döver diyordum. Ama olmadı, çok ilginç. Evet Acaba arkadaşlar. nerf gelir mi? Ben hiç sanmıyorum. Şu an izleyeceğiniz şey Boudica Züge vs Boudica Züge. Karşımızdaki Boudica Züge'nin ağacı, okçu ağacı yarım beceri. Benimki ise full beceri yarım okçu ağacı. Komutan görünümü yok. Tema yok. Ekipman yok. Teçhizat yok. Teknoloji %100 eşit. 0,5 fark var. Vuruyorum. Ben hazırım. Vurdum. Olsun bende. Bakalım beceri ağacı mı, okçu ağacı mı? Biz bunu test etmemiş miydik ya? Ben öyle hatırlıyorum ama sanırım o Komutandan Züge'yi de test ettik. komutana değişiklik gösteriyorum ama. Bak ben daha hızlı beceri atıyorum. Beceri ağacını fullediğim için. Ama senin de okçu ağacından aldığın çok daha fazla stat var. O kesin. Tabii canım. Hatta okuyayım onu bir saniye. Bayağı denk gidiyor bu arada. Ve ben şu an bu kadar denk gittiğinden dolayı şey diyebilirim. Bunun kesin bir sonucu yok diyebilirim. Tamamen şans ihtimaliyle kim daha çok bir şeyler çalıştırdıysa. Sanırım ben bir tık, aynen kırmızı ilk ben düş. Bir tık aşağıdayım ben. Çok az ama. Çok az bir fark ama. Raporu göreceğiz zaten. Merhaba, ben oyunu 1,5 aydır oynuyorum ve 3135 krallığındayım. YouTube sağ olsun oyuna az çok hakimim. YSG ne zaman gelecek, bir bilginiz var mı? Yeni krallıklarda artık çıkmayacağını duydum da. Böyle bir şey yok. YSG çarkı gelmeye devam edecek tabii ki. Kazandı lan Boudica. Beceri ağacı kazandı bu arada. Beceri harcı oldu, evet. Ama işte dediğim gibi bu işin içinde çok şans faktörü var. Oradan işte savaş günlüğüne girip bakmamız gerekiyor. O da çok ince ayrıntı oluyor abi. Evet, Ona da çok gerek ince yok. ayrıntı oluyor. İstersen tekrar 1300. edelim. Bir tekrar Olur. daha yapalım mı? Olur, yapalım. Çıkarıyorum. Aynısını. NSG çarkı hala oyunda 3. mü 4. çark olarak gelmeye devam edecek. Ama işte artık YSG kasmaya değer mi? Öyle de bir şey var. Ha, ikinci, üçüncü KVK'da kullanılacak bir YSG var ama artık Züge'miz var abi. Alan hasarlı okçumuz Züge. Hop, bu ne lan? Boudica YSG çıkıyorum el alışkanlığı. Beşinci çark YSG. Evet, arada evrensel çarkı vardı, unuttum, özür dilerim. Üç Bende kez. Henry de var. Üç kez. Henry'de deneyelim mi? Aa, Henry mi var? Aynen. Bak. Evet. Henry. Sende var mı? Yok. Henry Züge'ye karşı Boudica Züge denenebilir. Olur. Çünkü Henry bildiğin gibi Evet. sağlam DPS var. Vuruyorum. Vur. Hazırım. Vurdum. Abi sana bir şey danışacağım. Ben şu an KVK1'deyim. YSG 5254 oldu. Ben onu fullleyip sonra da Alex 5555511 full YSG oynamayı düşünüyorum. Sence mantıklı mı? Evet. Bu kadar geldiysen tamamla gitsin. Abi YSG kasalı bir hafta oldu. Üzülmeyin arkadaşlar. YSG öldü bitti diye bir şey yok. Gelecekte iki okçu kıtası yaparsın. YSG hala canavar. Ama işte body şu an okçunun prime kıtası.
bir okçu oynayan için hala şey daha iyi. Bodica Züge en iyisi abi. Evet, bu arada yani. Bu sefer daha ağır kazandım lan. Evet. Niye böyle oldu? Demek ki daha çok şans faktörü çalıştı. Şans faktörü var değil mi? Tabii tabii. Başka Free to Play Max DSG'nin önüne Bodica mı gitmem lazım yoksa Züge mi? Züge şu an Züge. Önce Züge'ni yap abi. Önce Züge'ni yap. Züge YSG gene oynanır. Evet bu sefer aynen. Daha iyi dayak yedim. Abi demek ki beceri ağacı daha iyi ya. Ben başka bir şey demiyorum. 1900 burada. Bununla kaçtı abi. Bunda da bunda 2200 fark varmış. Bunda 1900. Onu 1200. Biz yanlış görmüşüz. Bunda 1200 var ilkinde. Yani sonuncu yaptığımızda 2900 var. Ha evet. 1200 bunda fark var. Bunda 2000 fark var. 1000 fark var arada yani. Evet. Şans faktörü bak nasıl değiştirdi raporu. Bunda 1K fark var. Bunda 2K fark var. Çıkarayım mı ben Henry mi? Nasıl yapayım onu ki? Henry Züge mi yapayım? İşte bir dakika. Ben hayatım boyunca Henry'yi okumadım desem. Bir kere komutanın rehberini çekerken okumuşumdur. Bir daha da okumadım. Ondan sonra o yüzden unutmuşumdur ben Henry'yi. Bir okuyayım. Henry'de ne var? 2300'ü var bunun da. Alınan beceri hasarı düşüşü var %30. Yani burada birincil ikincil olması fark etmez. Bence. Ama destek ağacı. Şimdi burada Züge kullanırsan beceri ağacı kullanmış olacaksın. Henry kullanırsan destek ağacı kullanmış olacaksın. Şöyle bir şey var. Benim Henry'm rally için yapılmış muhtemelen. Çünkü işgale de gidilmiş. Evet sen Züge, Henry gel. Zaten Henry'nin birincil tamamdır. Olması bir şey değiştirmiyor. Sen Züge, Henry gel. Ben yine Bodica Züge geliyorum. Ben hiç oyuna ses vermemişim şu an fark ettim. Bütün yayın gerçekten şu güzelim Züge'nin skill efektini duymadan mı geçirdik? Züge YSG'nin de hareket hızı yok diyorlar. Ne diyorsun kral? Evet bayağı yavaş. Geçen de gördüm. Züge YSG bayağı yavaş kalıyor. Ama ne bileyim. Şu an Bodica Züge, Nebukadnezar YSG idare edeceğiz. Vurdum. Beş beş bir Bodica Züge fulle olur. Kazanıyor musun lan? Bir şey değil mi? Aslında ben ağacımı yapsam Henry için birincil kullansam belki daha iyi rapor alır. Ne diyorsun? Olabilir. Deneyelim mi onu? Birincil Henry mi yapacaksın? He ama ağacını nasıl yapayım? Becerim yapayım bir bakayım neydi ki ağacının? Zaten Henry'nin destek ağacı. Destek ve şey. Ha, destekmiş. Okçu. Bu arada daha kötü oldu bu. Bak şimdi şöyle bir şey var. Şu an ne oluyor biliyor musun? Ben skill atıyorum. İkimiz aynı anda skill atıyoruz ama Henry beceri atınca beceri hasarı düşüşü boşa gidiyor. Değil mi? Henry beceri atsa Bodica ve Züge'nin hasarı vurduğu hasarı azaltacak. Şu an denk İlk geldi. İlk benim atmam gerekiyor. Evet. 3200. Bu daha kötü oldu mesela. Henry'i birincil yap abi. Şey olsun. Yapayım. Henry ilk skillini atsın. Alınan beceri hasarını düşürsün. Direkt %30 daha az vuracağım sana. Destek ağacından şeyi alacaksın. Ele gidiyorum. Ele git. El kesin. Tamamdır. Şu alttaki kalkana gideyim mi peki? Acil durum korumasına. Beceri hasarı düşüşüne her türlü gidiyorsun evet abi. Tamam.
dakika. Bir beci... Ha şu ele gittin zaten. Şu şeyi alıyorsun. Acil durum... Bir dakika, o ne? Beceri hasarı düşüyor. %50 ihtimalle sonraki 3 saniye için ekstra beceri hasarı düşüyor. Evet, bunu alıyorsun. Şu an eldiveni aldım abi. Acil durum koruması kalkanında en üstte okçudan olan var ya tepedeki. Akrebe gidiyorsun. Evet, akrebe gidiyorsun. Akrebi 4 yaptım. Tamam, sağa git. Zaten. Ha, 4'te mi kalıyor? Full bitti mi yani yetenek puanı? 4'te kaldı. Tamam, bitti. Tamam, değiştiriyorum okay. Abi. Kendini şöyle boşaltayım bir saniye. Tamam, biraz şey. Aa, benim Henry'de şeyim var. Ama bu seferberlik korusu diyor. Sıkıntı yok o yüzden. Henry. Henry diye Süleyman'ı seçtim ya bir de. Süleyman mı var? Hesapta Süleyman. Hesabın. Süleyman kim abi? Hatta şöyle bir şey diyeyim. Süleyman'a bu hesap 600 heykel harcamış. Oo. 630. Bizden daha zekalı adam. Vurdum. Muhteşem Yüzyıl'ı izlemiş herhalde. Şimdi bakıyorum. Abi düz hasarda çok büyük fark vardı. 300 falan şu an. Ya şu an düştü tabii de. Şu an ben alıyorum gibi. Yok, yine ben saniye düştüm. Yok abi. Bu sefer... Aaa! Şey... Ne oldu? Sen başlangıçta üstündün ya. Üstün olunca ben canda altta kalınca şey olmaya başladı. Bir dakika, oyun ses efektleri... Aha. Biliyorsun şey olursa ya, VS sırasında kim yukarıdaysa, kim kazanıyorsa kaybeden taraf... Her tur 20 öfke daha fazla dolduruyor. Daha hızlı beceri atmaya başlıyor. Evet, evet. Ben bir yerden sonra Henry'den daha önce skill atmaya başladım. Henry ilk baş meta beceri atarken çok iyiydi. Çünkü bütün beceri hasarlarım o %30 beceri hasarı azaltmasına denk geliyordu. Ama bir yerden sonra denk gelmemeye başladı. Bunda da 3000 abi tam. Güçlerinden de. Şimdi fark biraz şeylere bakalım. Boudica Zuge'ye karşı en iyi ne iş yapmış? En iyi sonuç veren kimdi? Burada 3300 fark var. Bu ne? Ha, Nevski. Gene Nevski iyi iş çıkarmış. 1900 fark var. Bakıyorum. Gene Nevski Jandark ya. 2400 fark var. Aynen. O da counter olduğu için zaten. Aynen. 1900 ya. 1900 daha iyi. Yani şeye hiç bakma. Guan Sifio'ya. bakmıyorum. Kesinlikle bakmıyorum. 1900 bak, fark. Bir de şey, evet. Boudica sen beceri ağacı çıkmıştın. Benimki de okçu ağacı. Bir de en az onda var VS'lerde. 1200 falan. Yani demek ki beceri ağacı daha iyi oluyor. Boudica Zuge'yi kullanırsan. Evet. Onun dışında da zaten hepsi dayak yiyor. Özellikle Ziyang Yun Nevski'nin bu kadar dayak yemesini bilmiyorum abi. 3000. Evet ya, Ziyang Nevski bu zamana kadar her şeyi deşen Ziyang Nevski Boudica Zuge'ye yok oldu. Bir de şöyle bir şey var. Pardon, sözüne böldüm. Zuge YSG Boudica Artemis'ten daha iyi. Bayağı daha iyi hem de. Evet. 3-4000 fark. Yok, 3000. Bu KVK'da artifet kullanarak yapsanız da VS'yi. Mesela Scipio Zuge ya da Nevski Zuge. Vallahi güzel olabilir. Bak, Nevski Zuge şu an beni aşırı hype'ladı. Nevski Zuge. Denemeyelim mi şimdi? Ama şu an okçu şeyi seçersen bütün KVK'ya etki etmiş olacaksın yani. Bende süvari seçilmiş. Yani bir şeyi süvariye dönüştürüyorsun. Bir şeyi süvariye dönüştürmüş. O zaman Zuge'yi süvariye dönüştürmüş ol. Tak Zuge'ye ve Nevski Zuge gel karşıma, süvari. Nevski Zuge süvari. Geliyorum. Gel karşıma. Tamam.
Nevski'yi şey yapayım. Diğer hesapta aslında bu şeyi almamıştı. Ondan yapabilirim. Bu dediğini. Ama onda da o kadar okçuk şey yok işte. Zuge'ye giydiriyorum o şeyi. Hadi bakalım Zuge. Zuge. Zuge şey Nevski Zuge ağzıma sıçacak şu an. Eminim yani. Eser. Giydirdim. Geliyorum. Oyunu bozacağınız yavaş Nevski Zuge'ne. Abi işte kutsal eser. Şeydeki serbest savaş mekaniği. Tekrar edeyim. Videosunu çektim ama izlememiş olanlar vardır. Durumu anlatayım arkadaşlar. Burada 3 tane eğer şeye giriyorsanız, serbest savaş kavakasına giriyorsanız oyun size 3 tane seçenek sunuyor. Bu 3 kutsal eserden birini seçip bütün KVK kullanabilirsin diyor. Süvariyi seçebilirsin, piyadeyi seçebilirsin, okçuyu seçebilirsin. O hesap süvariyi seçmiş ve bu süvari sancağını her kime giydirirsen o komutanı süvariye dönüştürüyorsun. Şimdi Zuge'yi süvari yapıyoruz. Olayımız bu. Hazırım. Nevski Zuge'sin ve takılı değil mi o kutsal eser? Tabii tabii. Hı-hı. O Zuge'ye zaman... Zuge'ye taktım, ikincili koydum. Daldım. Vurdum ben de. Hadi bakalım. Şöyle Zuge'nin süvariye verdiği şeye bakıyorum. Sağlık bonusu var abi %30. Hasar bonusu var %5. Yine beceri hasar bonusu falan. Bence net alacağım ben bunu. Net. Hayatımı kaydırdı zaten. Ama gene başa baş gidiyor ya, ben anlayamıyorum yani. Şu an öndesin bence sen. Yani ben daha önce kırmızı olacağım sanırım. Ben heyecanla izliyorum şu an. Yok abi. Ben yine patlıyorum. Nasıl oluyor bu ya? Atilla Zuge çıkayım mı? Hırs yaptım, yeneceğim. Zuge max olunca mı çembere vuruyor yoksa max olmasına gerek yok mu? Max olmasına gerek yok. Yine winledi ya. Neymiş lan bu Bodica? Aa, aradaki farka bak. 300. 300 yaralı farkı. Yani. Ya şey, kıta güçlerine bakıyorum. Ve... Gerçi ekipman olmamasından bilmiyorum nasıl oluyor abi ya. Çok bozuk değil mi sence? Senin süvari saldırısı niye %130? Gerçi şeyde yok. Saldırı yok. Becerilerde. Bodica'da var ama. %104 süvari saldırısı, %130 süvari saldırısı, %104 süvari savunması, %89 süvari saldırına karşılık, %141 okçu saldırısı, %82 okçu savunması, %92 okçu sağlığı. Gene konuyu aynı yere getireceğim ama özel birim olmasa, özel birim süvari olsan kazanmıştın. Çok rahat. Muhtemel, evet. Nevski Bodica gelsene. Onları... Nevski Bodica. Bu sefer Nevski Bodica'ya tak. Tamam. Abi bir şekilde bizim onu bugün yenmemiz lazım. Evet, evet. Bodica Zuge'yi yenelim lütfen. Yenmeden yayını kapatmıyoruz. Bu eseri taktım. Nevski Bodica'yı kimse yenemez ya. Bakalım. Bakalım. Ben hiç ümitli değilim valla. Bodica ya. YSG mi önerirsin, Zuge YSG mi? Bodica Zuge öneririm abi. Hazırım. Bodica YSG mi, Zuge YSG mi dersen Zuge YSG. Ama asıl önereceğim Bodica YSG. Bodica Zuge. Vurdum. Abi Bodica şey... Nevski Bodica'nı, Nevski Bodica'yı ralliciler bu KVK'da kullanıyor. Deşiyorlar. Bodica'ya taktın değil mi ikinci şeyi, eseri? Hı hı. Eseri, ha, okay. Eser Bodica'da. Bakalım.
Yani bunun bak biri okçunun DPS şeyi, biri süvarinin. Buna rağmen bakalım. Aldın galiba ya. Şu an başa baş gibi ama çok aramızda çok az bir fark var. Sen daha şu an aşağıdasın sanırım can olarak. Ama aldın Fibe'de aldın. Cidden güzel hasar oluyor. Aldım değil mi? Sonunda tamam. Aldın mı? Heyecan yaptım. Aldım. Aldım tamam. Kırmızı yani bir şey deviriyormuş arkadaşlar. Evet. Serbest savaş KVK'sına girip Nevski bodika yapıp bodikaya ikincil bodikaya süvari eser. Kutsal eserini takarsanız bodika Züge'yi yenebiliyorsunuz. Eser cidden işe yarıyormuş ama bak. O kadar şey yenemedi. De Ziyangyu ile bodika denesem ne dersin? Olabilir. Ama Bodica Zuki alan vuruyor her türlü Bodica Zuki gibi tabi. Aslında Ziyangyu Zuki ne diyorsun? Nevski Bodica zaten daha çok rally. Hani geçit rallisi, kale rallisi. Aynen öyle. O onun olayı o. Ne 20 yıl sonra değişen hükümet gibi rahatladım. Değişen ama Y harfiyle değil mi? Guan Scipio Nevski Zuki, Xie Zhuang, Bodica YSG mis gibi dörtlü. Aynen. Ama ben 5 kıta oynayacağım ve daha sonra 6. ve 7. kıtamı da planlamam gerekiyor. Ona göre eser seçeceğim. Scipio Sargon denendi. Liang 5 hedefe vuruyor, evet. Imhotep mi daha iyi, Herman mı? Bunların iyisi kötüsü olmaz. 1. KVK okçu oynanmaz. Mor komutanla okçu oynanmaz. 2. 3. KVK bile okçu oynanmaz. Fetih sezonu hariç okçu oynanmaz. Bodikasız, Zuge'siz okçu oynanmaz zaten sonra. Hesap inceleme videosu yapmıyorum. Hesap analiz, inceleme falan yapmıyorum abi. Hiçbir zaman yapmadım, yapmayacağım da. Nevski, ha Ziyang gelecektin değil mi? Ziyang. Ziyang Yu Zuge. Ne diyorsun? Bodika mı geleyim? Burada Zuge. Okay. Bodica geleyim istiyorsan. Bir dakika. Bir Bodica bir Züge geleyim. Ya Bodica olayı çok değil. O Bodica game changer. Gerçekten burada şeyi değiştiren Bodica oluyor. Evet. Hasar bonusu çünkü falan var. 1v1'de aşırı şey yapıyor Bodica. Hani 1v1 durumu. Tamamdır. Bodica çıkarıyorum abi. Ziyang Bodica gel bakalım aynen. Geliyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bodica'ya giydirmiş bir mesele giydirmiş. Hazırım. Hazırım vurdum. Vur dedi ne vururum. Vurdum. Şimdi çok seri skill atacak Ziyang ve şey. Bodica. Şu an sanırım ama ben bir tık daha aşağıdayım. Evet evet. Ziyang çok kırılgan ya. Aynen. O kadar statı yok. Ama Ziyang çok hızlı beceri atıyor. Bakalım onunla karşılayabilecek mi? Sanmam abi öldüm baksana. Bodica'ya şeyi takmıştın değil mi? Aha taktım. Ha. Eseri. Saygı sürüyorsanız. Kırılgan olmasa. Ben şeyi merak ediyorum. Gılgamış'ı merak ediyorum da Gılgamış yok full ya. Bende var. Sende var mı? Bir Gılgamış'ı sen deneyebilir miyiz? Tabii tabii. Ben Gılgamış'ı aşırı merak ediyorum. Gılgamış Züge mi? Gılgamış Züge geleceksin. Ben de Bodica Züge geleceğim. Ama muhtemelen Bodica Züge gene kazanacak. Sadece farkı görmek istiyorum. Bir de yine Gılgamış Züge'ye karşı Züge YSG yapmak istiyorum. Çünkü Gılgamış yine tek hedefte çok güçlü. Sağlık düşürüyor. Sağlık düşmüş hedefe Züge skill atacağı için. Hani Ramses. Ramses de savunma düşürüyordu. Ama yes! Gılgamış beceri ağacı. Hani i̇şte Ramses bu. Saldırı ağacı.
Ulan Gılgamış oynanabilir. Gene bir gideri var Gılgamış'ın yani. Takibe devam, iyi tamam, yayınlar. Azog 6 euro yollamış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. Bodica Neski asıl yani, felaket bir şey olur. Ama şey eser olarak süvari eser seçmiş. Evet. Rally için Neski Gay falan Bodica yapılır. Ki göreceğiz de zaten. Garnizon falan. Ben, chatte konuşuyorlardı bizimkiler. Ha, bence Bodica birincil daha iyi olur. Çünkü alınan beceri hasarı artışı veriyor ya hedefe. Onun, o alınan beceri hasarı artışının üzerine Nevski beceri atacak. Bir de Nevski'nin becerilerindeki o %60 65 beceri hasarı artışı var ya, daha çok ikincil komutanın işine yarıyor ya. O yüzden bence okçu eseri alınmış. Bodica Nevski'ye okçu eseri takılmış. Bodica Nevski. Asıl canavar bu. Ben yapayım mı bunu ya? Merak ettim ama dur, Gılgamış'ı deneyecektik. Dur. Ben şimdi Gılgamış şey Zuge. Evet, Gılgamış Zuge geliyorsun abi. Tamamdır. Şey giydirmeme ben hiç Bodica Zuge gelmiyorum boşu boşuna. Zaten yeneceğine emin olduğum için. Farkı da görmeyelim. Ben Zuge YSG'yi merak ettim. Zuge YSG mi, Gılgamış Zuge mi? Çıkardım. Bekliyorum. Çıkardım. Vurdum masaya. ZG, Zuge. ZG. ZG. Zuge YSG. Gılgamış'ta bir şey takılı değil, eminsin. Yok yok değil. Bende de bir şey yok. Vup. Hazırım. Vup. Ben de şöyle hazırım. Bir saniye. Vurdum. Zuge'ye de bakayım da. Zuge'ye bir şey takılı mı diye bakayım. Tamam. Uzaktayım. Ben Gılgamış'ıma bakayım o ara. Boş ya, sıkıntı. Hazırım, vurdum. Vurdum. Gılgamış Zuge. BS. Zuge YSG görüyoruz. Bakalım. Yok abi. Ne? Çok, çok ne? Sağlam dayak yiyorum şu an. İptal edeyim mi? Çık çık abi, bu neymiş? Çık çık, gerek yok. Bir dakika, Gılgamış bu kadar zayıf olamazdı ya. Gılgamış bu kadar ziyan... Bir Gılgamış'a baksana sen, Gılgamış full olmayabilir mi? Yetenek ağacına bak bakayım, yetenek ağacında saçmalık var mı? Aa, yetenek ağacı şey abi, rally'de çünkü. He. Bunu çevireyim mi hemen? Çok fark yaratır mı? Yani şey yok mesela, bu bir komutanın kıtasında sadece okçu birimi varsa işte %10 ihtimalle falan var ya, ihtimalle şey tüm hasarı mesela arttırmıyorum. Deneme için çevirelim yani mi? Var mı? Var mı? O hesabında sıkıntısı yok. Bir çevirsene ya. Ya Gılga ralli hariç çöp alanda, evet alanda iş yapmayacağını biliyorum ama zaten burada 1v1 düello bakıyoruz ya. Olayımız düello ya. Nasıl ki Bodica tek hedef. O yüzden ben Gılgamış'ın. Peki bir şey soracağım. Bu becerideki bu alttaki kalkanın netliği mi 3 yapayım? Yoksa abi okçudaki vızıldayan okları mı 5 yapayım? Biri eksik olacak bir tane. Netlik ya da vızıldayan oklar. Netlik abi ya. Tamamdır. Netlik, netlik. Yeni garnizon Dido artık. Dido daha alınmadı ki. Vali bitmesi lazım. Dido'yu şey günü göreceğiz. Cumartesi göreceğiz. Çıkarıyorum. Evet. Cumartesi, pazar. Dido'yu o zaman göreceğiz. Kılgamış. Zuge. Pardon abi, bekliyorum. Zuge YSG. Hazırım. Ben de hazırım. Vur. Vurdum. Gılgamış hala skill atamadı bu arada. Abi. Çünkü Gılgamış çok Gılgamış... geç kalıyor skill atmada. Bak ben daha birinciyi atıyorum şu an. Sen dördüncüyü atacaksın.
Oktay Oktay'la değil. Yok abi. İki tane var ama. İki skill var aramızda. Bak dikkat et. Şöyle. Şu an benim gördüğüm fark şuydu. Gılgamış. Ben Zuge, YSG'm benim skill'lerini attı, bitirdi. Gılgamış daha yeni başladı skill'ini atmaya. Neredeyse arada 3 tur fark vardı. Gılgamış çok şeymiş ya, kırılgan. Bu ne abi? Abi ben 30 sağlık düşürmesinin iş yapacağını düşünüyordum da. Yani en azından bir önce, gerçi o rally ağacı olduğu için normal de. Hı hı. Yine zor tutladık. Arada 5000 neredeyse bir fark var. Ben peki okçu kutsal eserini seçsem gelecekte pişman olur muyum? Ya ben bir aslında şey... çok daha çok rally falan için ya. Şimdi ben Bodica Züge yapmayı düşünüyorum ya. Nevski YSG yerine, ama YSG'yi değiştirmek istemiyorum ki. Benim orada, pardon, Nevski diyorum. Nebukadnezar YSG yerine Nebukadnezar'ı değiştirmeyi düşünüyorum mesela ben. Ama Nebukadnezar birincildi zaten. YSG birincili oynanmaz. Ben şimdi eğer okçu eseri seçersem herhangi bir komutanı okçuya çevirebilirim. Ama ikincil kullanmam gerek. O zaman Bodica bir şeyin okçuya çevrilmiş halini oynayıp Nevski Züge YSG oynamam gerekir. Ya ben kafamda şunu kurmaya çalışıyorum şu an. Ben şimdi burada kutsal eser seçeceğim ve değiştiremeyeceğim ya, ve ben Bodica Nevski fikrini aşırı beğendim. Kesinlikle denemem gerekiyor. Bunu görmem gerekiyor. Ama ben bu nişancı tüyünü seçersem bundan çok pişman olur muyum acaba? Ben süvari seçtim kendi hesabımda ama bu hesap da süvari seçmiş. Bilmiyorum. Bu bir de Attila'yı giydirmiş bu acaba. Acaba nasıl kullanıyordu Attila'yı? Ben şu an piyadelerim Guan Alex, Scipio, Sargon Scipio. Sargon Scipio Prime Kıta. Guan Alex'in Alex'i zayıf kalıyor ve benim Alex'in yerine bir şey koymam gerekiyor. Benim o yüzden piyade seçmem gerekiyor orayı aslında, evet. Ama gelecekte 6-7 kıta oynarken de Guan Alex kalır ya. Can arkası çıkıyor. Alex iş yapıyor ama. Evet. Harald yok mu senin hesapta? Var. Harald, CPU Harald veya Guan Harald Sargon CPU olur mu peki? Olur tabi de yani daha iyi, daha da iyisini istediğimiz için hani Guan Alex mesela olmasın diyorum ya. Alex'i zayıf görüyorum ama aslında Alex zayıf falan değil. Guan Alex pekala oynanır. Ama daha iyi hale getirebilir miyim işte oradan piyade eserini alıp. Onu düşünüyordum da. Yoksa Guan Alex bence iyi. Ekipmanları yapman lazım. Evet evet. Yoksa ben Sargon Scipio, Guan Alex yani. Her şeyden 2 kıta var bende agalar. 6 kıtam öyle çıkıyor zaten. 7. kıtayı düşünmek lazım. 7. kıtam benim Trajan. Bakayım abi bu hesap ne çıkıyor? Burada seninle aynı kıtaları çıkıyor bu da. Hesaplar her kulağının da olması. Hesaplar bir yerde hepsi aynı duruma geliyor ya. Her şeyi ikişer kıta mesela, çıkıyor işte. O diğer 240 milyonluk hesaptaki seçmemiş hiçbirini. Muhtemelen ihtiyacı yok diye, ki senin bilmiyorum ya. Kafanı yormana gerek var mı bunun için? Eski Jandark, X'ye William, Bodica, Artemis, Nebu, Züge, Guan, Sargon, CPU artı 1, Trajan, Mulan ya da Etelflaed. Nebu, Züge mi? Bodica, ha Bodica, Artemis mi? Okay. Artemis, Züge denedik mi ya? Denemedik ama ben çok kötü sonuç olacağına neredeyse eminim bu arada.
Gılgamış'ın yapamadığını Artemis yapamaz abi. Gılgamış bayağı kötüydü ya. Ve Artemis daha kötü aslında. Zuge, bir dakika, Artemis'in birincil olması için bir sebep var mı? Doğrudan hasar daha faktörü. Daha tank oluyor sadece. Komutan önderlik ettiği kıtalara hasar verir. İleri dokunuyor yapayca. Savunma ağacından dolayı belki. Belki. Belki savunma ağacı fark yaratır. Yok abi, Artemis'in imkanı yok ya. Artemis alamaz abi, yok. Zuge YSG bile alır yani. Artemis'le herhangi bir komp. Bodica Artemis, ne bu YSG, CPO Zuge. Abi ne diyorsun ya? Zuge vs. Zuge YSG vs. Nevsky Bodica. Bu Nevsky Bodica alır ya. Nevsky Bodica alıyor zaten. Nevsky Bodica vs. Bodica, Bodica Zuge'yi alırken Zuge YSG'yi her türlü alır. Zaten Bodica Zuge'yi almış. Her türlü alıyor yani. Juan Ramses. Nerede? Aa, Yıldız Rapor. Şu an Bodica Zuge'nin yenildiği tek ikili. Nevsky Bodica. Juan Tarık. Juan Ramses ne alaka ki abi? Ramses'te ne var? Ramses'te çok stat var abi. Çok saldırı statı var. Saldırı bonusu %40 varmış. %80 saldırı var Ramses'te. %40 da savunma var. De hasar. Bu denilebilir aslında ama ikimiz de Osmanlı olduğumuz için çok bir %100 bir test alamayız. Yo hayır. Bunlar o Guan Ramses şey fikrini vermelerinin sebebi yani işte şey eserimi piyade seçersem eser nasıl olur? Için. Aynen. Yoksa bu sender Bodica'yı Zuge'yi yenebileceğinden değil. Ben yani. Ben de öyle düşündüm diyeceğim. Bir daha mı dayak yiyeyim? Sende Ramses var mı? Var. Deneyeyim mi Ramses? Ramses Zuge gelir mi? Deneyelim. Sen beni bir döv. Ramses Zuge, ben de geliyorum karşına. Zuge YSG gel. Tamam. Merak ettim. Bodica Zuge kesinlikle zaten Ramses Zuge'yi dövecektir. Ben Zuge YSG mi yoksa Ramses Zuge mi onu görmek. Zuge YSG. Geliyorum. Kim bilir Ramses'in ağacı nasıldır ama. Bakayım. Saldırı ağacı da hayatımda en nefret ettiğim ağaçtır. Hazırım. Ben de hazırım. Vurdum. Ramses'te bir şey takıldı değildir herhalde. Eğer bunu Ramses alırsa kaçırırım baya. Çok saldıranım. Çok saldıran. Mesela o %40 saldırı, %80 saldırı, %40 savunma diyorum ya. O 40 hı hı. Saldırıyı azalt, sağlık yap. Bir de şu Ramses'ten saldırı ağacını çıkar. Bak neler yapıyor Ramses. Peki şey denesek, Ramses, Bodica vs. Bodica Zuge. Ne diyorsun? Ramses, Bodica vs. Bodica Zuge. Bunu Bodica Zuge alır ya. Olur mu? Olur. Burada ben ya. Dayak yedim, farkında mısın? Aa! Dayak yiyorum. Ben şey yapıyorum bak. Sen yine Ramses Zuge gel. Ben de Bodica Zuge geleyim. Farkına bakalım. Çünkü dayak yemesi normal değil. 2000 fark var bir de arada. Benim savunma ve sağlığım fazla. Seninle aramızda sadece %6 saldırı var.
Beceri hasarım da yüksek. Dediğin gibi o Ramses'in becerilerinden muhtemelen. Ramses'imin bir bakayım. Yanlışlıkla bir şey mi giydi bu adam? Full sarı kritik. Yo. Eyo. Dediğimi yapalım mı? Ben Boudicca Zuge çıkarayım. Sen yine Ramses Zuge getir. Farkına Getiriyorum. bakalım. Getireyim. Abi Gılgamış daha Bakalım. iyi ya Ramses'ten. Yani Gılgamış'ın dayak yediği yerde Ramses nasıl kazanabilir? Bak şunu göstermeliyim agalar. Gılgamış Ramses'ten daha iyi bir komutan. Bundan hemfikiriz. Ve işte size Gılgamış Zug... Pardon bu değil. İşte size Gılgamış Züge vs'si. 5K koymuşum. Aha da Ramses Züge vs'si. Farka bak. İkisinin de karşısında Züge YSG var. Vuruyorum. Vuruyorum. Guan Takeda mı? Eşit gidiyor şu an. Yani sen bir Öldüm, tık öldüm, öldüm. öldün bir tık. Yani sarıya düşene kadar eşitti. Bodika'nın o becerisi tabii. Güzel saplı şu an. Ha tamam, bu normal abi zaten hani. Ne kadar fark var o önemli. Çok sağlam oldu bu arada ya. Arada bir 6-7K fark olacak sanırım ama. Hop 6 5 5500 falan. Yok 6500. Yalnız bak Zuge YSG'ye bak Zuge YSG'nin içinden Zuge YSG'ye karşı ağır kazan yani ağır kazanmadı. Kazanan Ramses Zuge Boudicca Zuge'ye karşı takla attı yani yok oldu. Boudicca Zuge çok farklı bir olay. Ondan hepimiz eminiz agalar. Özellikle 1v1'de. Evet. Neskiş Ron'u yeniyor aga. Bunu net yapmanız lazım. Ruge Ramses, Neskiş Ron. Yapalım mı? Olur. Ben yok, sen okçu çıkar istersen. İyi, Bu da aynen. fark ediyor muydu? Yuvarı teknolojin. Ben de Yani ben Neskiş. Ramses'i birincil tercih ederim. Çünkü Ramses'in birincil becerisindeki savunma azaltmasının arkasında Zügen'in vurması çok daha iyi vurur. Ama Ramses birincil olursa bu sefer saldırı ağacı kullanmış olur. O yüzden hadi Züge Ramses deneyelim. Ben de Nevski. Neydi? Juan. Çıkarıyorum. Eski Jandark. Hazırım abi. Abi rok oynuyor musun? Ramses mi senin? Deyince. Yayın bitsin bakacağım Hüseyin. Hazırım. Vurdum. Vurdum. Bunu Ramses Jandark kazansın bir zahmet. Biz Ramses diyorum. Nevski Jandark bir zahmet kazansın ya. Tam başa baş gibi. Hatta ben dayak yiyorum şu an. Evet, dayak yiyorum. Binledi mi lan? Aldı. Züge aldı. Vallahi Benim aldı. de yok, o kadar farkı yok ama aldı abi.
Hallettim ben o işi reisim. Hadi be. Ercan 8 aydır süper militan. Çok teşekkür ederim. Bu kardeşiniz yarın Almanya'ya gidiyor. Kalıcı mı? Herkes kaçıyor ülkeden. Hile kesin hile. Zügen Hamses aldı lan. Bin. Bin fark var. Bin fark var evet. Ve bir de Süvar'ın en iyi kıtası abi. Böyle düşünmek lazım bunu. Abiler. Yine de Ramses kasmayın. Sakın Ramses'e şu an mail ettiğinizi duymayayım, görmeyeyim. O nasip olmaz be. Seçimin sonucuna bağlı ileride başvururum belki. Ne kaldı? Çoğu şeyi denedik. Var mı? Ha, Nebukadnezar Züge hiç denemedik ha. Dur. Nebukadnezar'ı bir boşaltır. Ben de getireyim peki karşısına. Ne bu Züge vs. Züge YSG görmek isterim. Tabii. Züge'yi getiriyorum. Yüz kart çıkardım abi, bekliyorum. Ekipmanı falan yoktu diye hatırlıyorum ama yine bir çekleyeyim. Yok, tamamdır. Sen kayıt alıyorsun değil mi? Raporları falan. Yani arada kaçırıyorum da sıkıntı yok. Sen hepsini kayıt al ya. Kayıt açık dursun şöyle 3 saatlik kayıt. Aradan kesersin. Yarın bir de bunların özet videosu gelecek. Yarın ama artık ne zamana yetiştirir bilmiyorum. Resistance'ın kanalında bunların özeti olacak. Ben ise canlı yayın yaptığımla kalacağım. Zaten 25'i 2 gün sonra savaş var. Bir dakika lan, ne yapıyorum ben? Züge YSG sen geliyorsun. Ben şey onu gelecektim. Ben yaptım. Ben ne gelecektim? Ne bu Züge? Ne bu? Ne bu? Ne bu? El alışkan. Özür dilerim. Ne bu Ramses? Züge YSG. Şu an onu çıkıyoruz. Pergola. Yok, Ramses değil de. Ne bu Züge'deyim. Bir dakika, Nebu'nun komutan görünümünde bir şeyi vardı. Saldırı varmış. Hazırım. Ben de hazırım. Vurdum. Vurdum. Bakalım. Nebukadnezar, Züge, vs. Züge, YSG görüyoruz. Teknik olarak Nebu Züge'nin kazanması gerekirdi ancak şu an Allah'ına kavuştu. Şu an yok oldu. Evet, şu an bir yok etti. Fena dayak yedi ya. Nebu da bitmiş. Nebu'nun çok kırılgan olması. YSG'nin müzeliyen kaynaklı. Evet. Yani müzeli YSG Nebukadnezar'dan üstün. Bir de bunun üzerine yine aynı VS'yi atalım ama bu sefer ben Nebukadnezar'ı ikincil geleceğim. Birincil Züge olacak. Tamamdır. Züge ne koyuyordum ben buna? YSG. Bodica denemiyoruz zaten. O biraz aşırı güçlüye kaçıyor şu an. Bodica Züge o kadar VIP. Evet, Bodica Züge o kadar üstün ki denemiyoruz bile artık. Vurduk. Vurdum. Ramses'i biraz daha zorlasak. Abi bence Ramses sıfırdan şu an bu raporda üstün çıksa biraz fullenmez. O yüzden denemeye gerek yok. Eğer elinizde varsa zaten siz deneyip test edin. Bence o daha mantıklı.
şu an kazanıyor bu arada. Etkilenir mi sence? Bence hayır. Bu arada Zuge Nebukadnezar Zuge YSG'yi yeniyor şu an. Tamamen Zuge'nin birincil evet. olmasıyla alakalı bu arada. Bir tık. Bir tık ama harbiden de alıyor yani. Demek ki Nebu daha iyi oluyormuş. Birincil olmadığı zaman. YSG'den. Tokatlayamadığı player oldu mu yeni geldik. Sadece Nevski, Bodica yenebiliyor. Zuge, Bodica Zuge'yi. Sadece Nevski, Bodica yenebiliyor. O da serbest savaş KVK'sında eser taktıysanız. Evet. Benim Nebu'nun ağacına bakmam lazım. Nebu'nun ağacında bir bokluk olabilir. Blokçu buna, buna gitmediğim için bir fark yaratmış olabilir. Ama bu kadar da fark etmez diye düşünüyorum yani. Şu fark sadece o yetenek ağacındaki küçük farktan gerçekleşiyor olamaz. Şuraya bak. 5000 neredeyse. Nebu birincil olunca 5000 neredeyse fark var. Nebu ikincil olunca kazanıyor. 1K farkla. Zuge'nin birincil olmasında bir şifalı bir şey var ha. Bir saniye ben kaçırdığım bir şey var Zuge'nin birincil olmasıyla. Neredesin Zuge? Çünkü bu farkı sadece o Nebu'daki yetenek ağacının yanlış olmasından yaratmış olamaz. Hasar azaltma var 3 saniyeliğine. Aldığım beceri yani hasar azaltma tüm hasar azaltma bu. Bir nevi beceri hasarını azaltmış gibi düşünebilirsin. Hey galiba 4. becerisinde bu komutanın bir etkin beceri kullandığında kıtası önceden almamışsa 10 saniye mark etkisi kazanır diyor. Hı hı. Bu olabilir mi? Birincil olduğunda mark daha... etkisini kazanmışsa bu komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası mark etkisini harcayarak yakındaki 3 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Bu yöntemle verilen doğrudan hasar faktörü beceri hasarına katkıya sağlayan güçlerden etkilen. 1500 diyor. Bu olabilir mi acaba? Kanka bu panda çok şekermiş bu arada. Ben bu oyunu oynamamama rağmen çıkasım gelmiyor diye. Pandadan mı? Dur hemen tipimi göstereyim de düzelsin otur. Ben, hasar azaltmayla alakası var ya. Şimdi Zuge beceri atıp düşmanının hasarını azalttığı için teknik olarak daha az hasar yiyip daha çok canlı kalıyor. Bence fark buradan kaynaklanıyor. Temel. Yok yok tamamen rockla alakalı hipnoz oldu. Zuge Mehmet. Gelin Zuge Mehmet vs Zuge YSG deneyelim o zaman. Ben Zuge Mehmet geliyorum. Tamam, ama Mehmet'in kıta genişletmesini kullanıyorum yani şey yaparak. Ha, anladım. Mehmet'in becerisini hiçe saymayacağım. 100K getirdim. Sen 15K mı fazla geleceksin? Ne hesaplayacağım birazdan. Benim gözler yine Mehmet'i görmüyor. Fatih Sultan Mehmet'i gözlerin nasıl aha, görmez? Barkan'ın yanında ben gördüm. Yukarı biraz. Barkan nerede? Abi Mehmet'in becerisi... Güzeldi. Kıtaların kapasitesini %10 arttırır. %10 arttırıyor Mehmet. Yani 100K ise 110K gelmem gerekiyor. Tamamdır. Değil mi? Komutan önder kitle kıtalar ve komutu atar. Bir şeye daha bakmam lazım. Mehmet'in müze durumuna bakmam lazım. Vatan haini misin? Ama ye ile. Evet evet. Bir de müzelememişsem ben Mehmet'i sen seyret şimdi of. Yok, bence iki, yapmamışsındır. İki yıldızlı müzeli işte ya. Evet 30 sağlık 10 beceri hasar Mehmet'ten gelen. Zuge YSG Zuge Mehmet hadi bakalım. Vurdum. Vurdum.
时，意义圆满。Bodica YSG mi yoksa Zuge YSG mi? Tabii ki Zuge YSG. Kazanıyor mu lan? Vallahi sen ilk sarıya düştün ha. Zuge Mehmet yeniyor lan. Bakalım. İkimiz de VIP 18'iz. O yüzden genişletme farkı yok. Fatih'in topları, Fatih'in topları. Şu an bir tık ben sanırım sonradan bir öne geçtin gibi değil mi? Yo, yine kırmızıya eksen düştü. Yo, ben şu an kaybediyorum. Fatih abi, Türk işte. Türk'ün gücü. Yerli ve milli yaşar. Bir de Honda yapalım diyorsunuz alın. Bir de 100K ile denesene. Yok abi, onu niye deneyeyim? Mehmet'in genişletme skillini niye hiçe sayıyoruz? Tamamen top farkı bu arada. Merak ettim. Bir dakika. Zuge Mehmet'in Zuge YSG'yi yenmesi bazı şeyleri değiştirir. Benim tam için... 100 bu arada. Tam. Tam 100. 100 ağır yaralı farkı var. Üf, ben tüm... Zuge Mehmet geliyorum. Bana bir Nevski Jandark gelsene. Nevski Jandark. Aynen. Biraz iddialı ben oldu ama. Nevski Joan. Çıktım. Hazırım. Vurdum. Dur. Mehmet ezdirme yaşar. Türk'ün gücü. Nevski, eğer yani şu an Zuge Mehmet Nevski Jandark'ı yenerse olay olur bence. Ya. İlk ben sarıya düştüm ama arada çok az bir süre var. CPU Alex bir şey yapamaz abi. Yani Sargon CPU yapamadı. CPU Alex bir şey yapamaz. Aldık galiba. Sanırım... Yo, al... O aynı anda kızıyor. Baya beraber işte. Gidiyor. Evet. Şu an merak ettim bak. Ha, ben kaybedeceğim yiyeceğim abi bunu. Kaybedeceğim. Yok ön... Çok birebir gidiyor ya. Şu an ne kadar asker var? Bende 15 bin. 13 bin. 11, 10... 9 8 eşit 7 6 5 aldım. Tamam, ben aldım. 4 3 2 1 öldüm. Aa, bunun bu kadar başa baş gitmesi çok garip. Ama ağır yaralı farkı çok fazla lan. Bu kadar başa baş gidip 2K ağır yaralı farkı olması. Az önceki VS'ye bak. Bir dakika, az önceki VS'yi işte. Bir dakika oğlum, az önceki VS'yi Zuge Mehmet kazandı. Zuge YSG'yi yendi ama ben daha çok ağır yaralı vermişim 100. Aha, nasıl oluyor? Asker sayım fazla ya. Evet, doğru. Kıtı kapasitesinden dolayı. Hatta kalan da 10 bin falan. Kısaca Zuge Mehmet güçlü ama daha çok ağır yaralısınız. Tamamen kıta kapasitesinden dolayı bu arada. Evet, evet, tamamen kıta kapasitesinden dolayı kazanıyor. Zuge Mehmet kıta kapasitesinden kazanıyor o kadar. Honda var mı sende? Honda yok. Hyundai var. Kapatıyorum. Ben mi yanlış gördüm, az önce Mehmet skill animasyonunu attığı için Zuge skill atamadım. Yok, öyle bir şey olamaz.
Bu arada onu ben de gördüm bak. Onu ben de gördüm. Ben bir bug sandım ama. Visual bug'dır ya. Muhtemelen. Çünkü ben de gördüm aynı şeyi. Merak ettim. Merak ettim. Burada 156 kişiymişiz. Hala 127 like var ve eminim bu yayına gir çık yapanlar da like atın bakayım. Bak kendi videom, kendi yayınımı beğendim. Neden kendi yayınımı beğendim? Çünkü beğenmesem zaten yapmam. Hadi. Hadi ya. Bakalım. Merak ettim, izleyeceğim o yüzden. Bir dakika lan, Alex. Şey. Bunu izlememiz gerekiyor. Tam olarak nerede oluyor? Sanırım buralarda bir yerde ya. Bir dakika lan. Bir dakika, bende bir gariplik var. Dur. Züge becerisini Burası. attı. Mehmet attı. Züge attı. Mehmet attı. Züge attı. Mehmet attı. Züge attı. Gördün mü? Ne? Bak. Bir saniye bakayım Benim taraf, benim ordum değil mi? Zuge Mehmet'ten bir. bahsediyorsun. Hayır, benden bahsediyorum. Benim oradan. Sen Nevski jandark mı? Skill atamadı diyorsun. Bir saniye bakayım bir. Nasıl oluyor biliyor musun bak? Ben beceri atıyorum. Daha sonra benim öfkem dolmadan yani %70'lerde Juan bir öfke animasyonu çıkıyor ama atmıyor beceri. Muhtemelen bug o ya. Nevski, Jandark. Bende öyle bir şey gözükmüyor. Nevski, Jandark. Bir saniye. Yes! Biraz daha geri mi alayım? İşte bu. Şu an bir devam ettir bir bakayım. Geri aldım. Aa. Solunay Karakurt 22 TL yollamış. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, çok sağ ol. Nevski Jandark'ı izliyoruz. Ha, Nevski attı, Jandark attı. Jandark ikinci kez Bak aktifleştirdi. bak gördün değil mi? Tam durdurduğun yerden biraz önceydi. Nevski attı, Jandark attı. Jandark attı işte ha. İkinci beceri Animasyon 3826. iki kere çıkıyor ama. Evet, zaten iki kere çıkıyor. Jandark iki kez beceri atıyor ya. Bak Nevski. Jandark. Bir. Animasyon 1. Atmadı. Gel, tutmadı şansı. Nevski. Jandark. Jandark. Atmadı lan. İkinci de tutmadı. İşte. Üçüncü. Nevski. Jandark. Jandark. Ha. Okey. İlkinde tutmadı. Çünkü ben onu da tuttu sandım. Dedim iki kere mi attı üst üste? Eski Jandark. Okeydi ama Mehmet'teki şeyi ben görmedim. Atmamasını Mehmet'in falan. garipliğini ben de çözemedim. Yokmuş demek. Muhammed bizi trollüyor. Bir trolle Anlıyor. deriz. Ne başka fikir? Chat. Şunu da bir yapar mısın? Bodica Artes vs. Bodica Züge deneniz mi? Bodica Züge deşer. Abi Deşer. Denedik Ama diye hatırlıyorum ya. Denedik seninle. bakayım bir raporlara. Ben sanırım denemiştik diye hatırlıyorum ama muhtemelen Züge Artemis. Bodica Züge, bak Bodica Artemis Züge YSG yapmışız. Züge YSG bile yenmiş. Bodica Züge her türlü içinden geçer yani. Ne bu Züge denedik abi, ne bu Züge'nin eline veriyorlar. Şamar ediyor, şamar olanı. Bak ne bu Züge? 5K fark. Ama Züge ne bu? Kazandı. Züge YSG'ye karşı. CPO Tarık vs. Bodica Züge. Tarık yok. Tarık yok. Bodica YSG vs. Bodica Züge. Onu da Bodica Züge deşiyor.
Guan Alex'i deşiyor. Size bir Guan raporu göstereyim isterseniz. Nerede o? Evet, o bayağı acıttı. Bak, Guan CPO yani en iyi pair. Yani bu aldığımız en iyi rapor. 9K. Ben de yeni CPO fullledim, biliyor musun? Bodica, Zuge Bodica. Denemedik ha. Denemedik de bence bilmiyorum ya. Bodica, Zuge deşer diye tahmin ediyorum. Şimdi Bodica'nın birinci olmasının sebebi alın hedefe, hedefin %35 daha fazla beceri hasarı almasını sağlıyor. Eğer Bodica ikinci olursa, yani Zuge beceri attı, Bodica beceri attı ve hedefin alınan beceri hasarı artışı almasını sağladı 3 saniye boyunca. Ve o 3 saniye içerisinde Zuge'nin tekrar beceri atması gerekiyor ki bu alınan beceri hasarı artışına faydalansın. Ama gönlünüz olsun, deneyelim. Geliyorum ben, Zuge Bodica geliyorum. DSL'nin çoğunu ben kazandım ya. Muhtemelen kazanacağınız düşündüğüm şeyi sana bırakıyorum bu sefer. Ben de Bodica'mı seçtim. Bodica, Zuge geliyorsun abi. Zuge'yi de buraya koydum. Şöyle benim bu şeyim Zuge'de olabilir mi acaba? Yok, tamamdır. Hazırım. Hazırım. Vurdum. Vurdum. Yeter, kaynak bitti. Bende bitmedi. Bakayım, Yaşar'da da bitmemiş. Bak, benim becerim 4800 vurdu, adamın becerisi 6800 vurdu agalar. Adamın karşının Zuge'si o alınan beceri hasarından faydalandı, çok vurdu. Bu arada yüzde yok, lan fark azalıyor gibi ya. Kaybeden taraf olduğum için öfke dolma hızım arttı benim. Oradan bir farkı korumaya çalışıyor ama yok. Aynen. Şimdi Bodica'nın kesinlikle birinci olması lazım. Ki o %35 şeyini, buff'ını alsın. Nebukadnezar deyince benim aklıma Rock gibi dizisi geliyor. Benim Rock'la alakam, Max alakam bu kadar. Milletin aklına ne Matrix gelir, adamın aklına gibi geliyor ya. Bir okçu komutan fulleyeceğim, hangisini tavsiye edersin? Direkt Zuge şu anda. Bodica, Zuge vs Sargon Scipio yapıldı. Bodica, Zuge'nin kazanımı tabii ki Bodica, Zuge. Arada da neredeyse 2700 falan gibi bir fark var. Henry Artemis vs Zuge YSG. Deneyebiliriz. Bende Henry var. Yapalım mı? Yapalım. Getir bakayım. Henry Artemis koydum. Böyle çıkardım. Oyun başı YSG fullenir mi sence Zuge gelene kadar? Abi YSG fullenir. Hala 2. KVK, 3. KVK Alex'le, Saladin'le gideri var. Ama fetih sezonuna geldiğine bak, Bodica Zuge'nin neler yaptığını görüyoruz. Ne geliyordum ben? Zuge YSG mi geliyorum? Zuge yok. Öyle miydi? Sen ne geldin? Henry Artemis ben, geldin. Ben de Henry Zuge Artemis, YSG. Zuge YSG. Aynen, Zuge YSG geldi. Ben yine dayak yiyeceğim muhtemelen. Öyle bir şey olacak gibi. Chat bugün beni bayağı dayak yedirdi. Evet yani. Evet. Saladin geldi yayına, bağış atıyor izlemeye. Ulan ben hep kaybediyorum. Bana alttan şey yazmış Arapça. Bana saldırma. Hazırım. Vurdum. Vurdum. En yedi kıta şöyle olabilir bence. Nevski, Jean d'Arc, Xie, William, Bodica, Zuge, Nebu YSG, Guan Alex, CPO Mehmet,
Sargon Tombis. Piyade artifact. Ben öldüm. Piyade artifact. Tomris mi? Bu arada Tomris'i de deneyebilir miyiz? Züge Tomris. Onu ben de gördüm. Gene yakın gitti ama, aslında ama şu an kazanıyor burası şey yine. Ben dayak yiyorum. Evet. Evet. Bu yorumu atan arkadaş Adem Deveri. Banlıyorum. Sargon. Scipio'yu Sargon'u ayırıyoruz. Scipio Mehmet güzel bir kıta. Sargon'u arkasına bir şey yedireceğiz ve o yedirdiğimiz şeye de artifact takacağız. Eser takacağız. Züge YSG Henry Artemis. Abi şu an Züge çok üstün. Bir de Boudica'yla çok çok üstün. Diğer hiçbir şey yanına yaklaşamıyor. Eftelya Züge mi? Yok abi. Okçu oyuncusu olarak ilk kez yüzüm güldü. Bizde bizde. 3 ay sefasını süreriz. Sonra yeni gelecek süvari piyade bakalım ne olacak. Evet evet. Sıra süvarideydi değil mi? Okçudan sonra. Evet. En son Heraklius geldi. Liderlik. Okçu, şimdi süvari. Aynen. Sonra piyade. Martel'in yok. Abi Martel'i deşer abi. Gerçi VT'den bahsetmiyor sanırım ama. O şey diyor, şu an chat şeyle ilgileniyor. Scipio senin... Mehmet yaptık. Sargon, benim yedinci kıta Sargon arkası ne olsun? Herkes ona kafa yoruyor. Sargon Harald. Ulan benim yedinci kıtaya takacak ekipmanım yok ki zaten. Yok şey, yedinci set yok ki benim. Benim yedinci set liderlik seti. Biz niye bölüyoruz ki Scipio Sargon'u? Mecbur Trajan Mulan bir şey çıkacağım liderlik. Neyse ya, benim artifekte falan ihtiyacım yokmuş, bunu anladık. Benim yedi kıta belli. Çünkü yok set yok. Her şeyin, her şeyden ikişer tane var. Setlerden ikişer tane var. Teçhizatlardan ikişer tane var. Bir tek bir ekstra 7. kıta içinde liderlik ekipmanları var. Eftelya Züge, Züge YSG. Züge YSG deşer. Bomboş deşer kanal. Tahmin evet, dedi. O zaman Guan, Sargon, Scipio, Züge temiz. Züge'yi harca da öyle be. Scipio ile kullanırsa. Güzelim komutanı. Ben piyadeciyim, fena güzel okçu teçhizatları geliyor. Züge Boudica gördükten sonra şeytan diyor, okçu da süvari de yap, karışık olmaya döndü oyun. Bence olmalısın. Çok geç kalmışsın. Geç kaldı mı? Bir yıl oldu. Evet evet. Bence yap. Yap. Hani 3 piyadeysen 3 piyade kal ama 1 okçu 1 süvari de yap. Süvariyi bekle ama. Şu an okçu kesin. Ksenevski denedik. Boudica, evet, onu da alamadı Destan. Maalesef. Boudica Züge'nin dayak yediği burada. Hanginiz bu chat'teki? Helal olsun. Chat'teki hanginiz? Yaz bana. Lütfen. Chat'te belirtsene kendini. Vallahi helal. Sen misin kral? Zekalı seni ya. Bak iyi, iyi yüz gösterip kendini belli etmesini sağladım gerizekalının. Biliyorsunuz chatimizde veletlik yasak.
Peki. Başka? Bence bir şey kalmadı ya. Her şeyi denedik. Bundan sonraki bundan sonrası çılgın fikirler zevke. Ve bu çılgın evet bundan sonrası çılgın fikirler ve Züge YSG'yi yenemeyecek ya da Züge Mehmet'i ya da ne bileyim Züge Bodika Züge'yi yenebilecek bir şey yok. Bitti yani. Yani. Aynen. Bir de artı olarak çoğu herkesi komutanları denediğimiz için yani diğerleri çok absürt olacak. Mesela Jules Caesar falan denediği var abi. Jules Caesar ne yapacaksın? Fatih hakkında son karar nedir? Alanda oynanır mı Züge arkasında? Abi oynanır. Oynanır. Gideri var ama başka bir şeyin yoksa oynanır. Bence başka bir şeyin varsa yani Bodikan varsa Bodika Züge. YSG'n varsa Züge YSG. Bunların ikisi de yoksa Züge Mehmet oynanır. Sezar, abi Sezar'ın bir garipliği var. Ben bu Sezar'ı hadi deneyeyim. Hadi deneyelim. Tamam, ben de çıkıyorum. Bir dakika, Sezar'ın bendeki şey durumu ne? Müze durumu ne? Ona bakmam lazım. Bu adım beni bekliyor muhtemelen. Bunu yaparsam elimde şey kalmıyor ya. Bir de Alex'i açarlar falan. Baksana Saladin'e daha koyma. Alex'i açarlarsa Alex'e şeyi koymam yes! gerekiyor. Yes! İşte bugün, bu. Evet, ben bakayım müzeden. Ona göre seninle şey yaparız. Teşekkürler ikinize de cevaplar ve emek için. Pergola Romanya. 999 Romanya lirası yollamış. Yine lira dedim ama. 10 RON kaç TL? Romanya'nın parası bile bizimkini 4'e katlamış ya da. Neyse. 43 TL için çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Çok sağ ol. Ben çıkarayım mı Sezar'ı? Ben de şeyle müzeli. Müzeli mi senin? Züge Sezar çıksana. Ben de Züge YSG çıkacağım. Okay. Böyle dayak yiyecekmişsin gibi ama Sezar'ın şaşırtıcı şeyleri olabiliyor. Ben dayak yemek istiyorum ama farkında mısın? bir sevdin sen. Ben bir hoşuma bir gitti bu. Ama ben şimdi 110K çıkıyorum, doğru mudur? Sezar'ın %10 mu? Bir dakika bakayım. Bir saniye. %15. 115K çıkacaksın. Yani... 115. Tamamdır. Çıktım ben. Hazırım. Üstad Sezar Züge. Sezar Züge olur mu? Saçmalamayın. Sezar'ın... Sezar... liderlik ya. Yetenek ağacından hiçbir bok yapamaz ki. Hazırım vurdum. Vurdum abi. İyi kill kasacak sizlere. Vallahi Yaşar iyi kill kastırdım he. Benim adım Cafer. Dayak yemeyi severim. Sarıya düştün. Ben daha düşmedim. Düştüm. Guan Sipio daha kötü biliyor musun? Züge Sezar iddia ediyorum Guan Sipio'yu yener. Ama 15K şey var ya bir de. Şimdi rapora bakalım. Doğru, 15K fazla kıtan senden var. 15K fazla. Raporda görürüz şimdi. Rahat bir 3-5K'sı var net. Dur şu iddiamızı kanıtlamamız lazım. Bunu koyunca da... Adem haklı. Oyuncu bu kadar tövülmez. Başkan selam, ben Call of Dragons'ta server 78'deyim. Sezon sonunda sizin server'a geçebilir miyim? Sizde oynamak için böyle bir şey var mı? Abi göç zamanlaması sanırım sezon 1 plus'ın sonuna denk gelecek şekilde olacak. Tam olarak ne zaman ne aralıkta göç gerçekleşeceğini henüz biz de kesinleştirmiş değiliz. Zamanı geldiğinde bizimle iletişime geç. Bence raporları aç. Tamam, açmadım. Guan Sipio geliyorum.
Sen de Zurge tamam. Sezar geliyorsun. Ben bunu kanıtlıyorum abi. Hazır mısın? Tamam. Bu arada ikisi de dayak yemişti hatırlıyorum. Evet, Guan Scipio daha kötü dayak yedi. Ben eminim yani. Rapora girdin mi? Bakmadım. Gir istiyorsan. Daha mı kötü dayak yemiş? Şey. Evet. GSG. Yani aslında çok az 1000-2000 fark falan vardı ama. Yine 115 şöyle. Çıktın değil mi? Aha, 115 çıktım. Piyade okçunun counter'ı ama bu okçu vs okçu olduğu için o yönden daha kötü bir rapor. Hazır. Rüge Cengizhan, ben hazırım. Vurdum. Vurdum. Aa, ben önce sustur attım. Ama yine de attın skill'lerini valla. Susmadı. Susmadı. Altın sus lan. Kim sustur? Ha, sustu. Tamam, biraz geciktirdim. Oo, bayağı yavaş skill atıyor ama ya seninki. Ben hep önce atıyorum. İkidir önce atıyorum. Ha, şu an yiyeceğim muhtemelen. Ay, yedim mi? Yok. Arkadaşlar, Zuge öyle bir şey oldu ki arkasına Sezar'ı aldı. Alınca bile Guan Scipio'yu deşer oldu. Bak bak, hale bak. Sürünüyoruz lan. Kolaydı. Piyadeler kaçın oğlum. Piyadeler cidden. Üf. Taşak geçer gibi. Rapora in. Rapora baksana diye. 20k mı bin? Ben hiçbir raporda 20k görmedim. Abi bence piyadeler bir müddet ara verebilir oyunu. Evet evet, piyadeler şu an oyunu bırakmanız lazım. Çok kötü abi. Baya kötü. Bu ne? Sezar bu ya. Guan Scipio lan. Osiris Ligi'nin prime kıtası. Zuge Sezar lan karşındaki. Sen düşün, Zuge YSG olsa, Zuge şey olsa, Bodik olsa ne olur? Sezar Zuge yapın rica ediyorum. Abim bak, güzel canın kardeşim. Tamam, sen böyle bir şey istiyorsun ama Sezar'ın liderlik yetenek ağacı, saldırı yetenek ağacı bir boka yaramaz Sezar birincil olursa. Çöp olur. Roma eski gücüne kavuştu. Ne olacak abi, Sezar'ın yetenek ağacı ne olacak? Ben bunu denemeyeceğim abi, üzgünüm. Bir de bir şey diyeceğim. Benim hastane 300k. Senin şu an kaç k? Bakayım. 80k iyileştirmeye koymuştum. Ha şey, toplam 360 şu an. Oğlum hani ben dövüyordum? Bu dövmüş beni. Yalan abi, ben kabul etmiyorum. 360. Önceden hastanesi doluymuş eş. Nasıl öyle? Aa, gerçi ben iyileştirdim biraz. Doğru doğru. Aha. Sanırım ben bir 40k falan ya da 60k iyileştirdim. Okey. Abi çok iyi bir fikir geldi. Zuge Osman geldi. Bir dakika bir dakika. Piyadecileri daha da aşağılamak hadi istiyorum şu anda. Dur, bulduk ya. Fırsatını bulduk, şu piyadeleri dövelim. Ben bu sefer Zuge Osman geliyorum. Sen de Herman'la. Yok, sen Guan Sargon, Guan Sargon geliyorsun. Geliyor. Guan Scipio geliyorsun. Arkadaşlar 200 liraya Guan'daki ekipmanları çıkarmam. Seyret bak, seyret. Ben kazanacağına eminim bu arada Zuge Osman'ın. 110k gelmem gerekiyor Osman'ın genişletmesi sayesinde. Guan Scipio. Abi piyadeler cidden. Ya piyadeler çok güçlü abi, hak ediyor bunu. Evet. Evet. Yıllardır yansın alanın, alanın kralısınız. Artık yeter. Vuruyorum. Vurdum. Vurdum ben. Yani kanyonda manyonda bıktık sizden artık yani.
Eyvah eyvah. Şey yapmamız yok mu ya? Sadece Zuge vs Guansip. Sadece galiba şey, tamam. Eşit gidiyorlar lan. Yok. Ben bir tık şu an öndeyim. Yani alıyorum şu an. Bu olsa çok güzel olurdu be. O kadar da değilmiş. Ama şu an o kadar da değilmiş. Belki Osmanlı ile normal CPO yapsan alabilir. Ne diyorsun? Onu bilemedim ya. Osman'ım gıdıklıyor. Hadi Osman. Türksün sen. Şu hale bak. Zuge Osman Guan Sipio ile denk götürüyor. Kafa yiyeceğim. Guan Sipio. Aaa. Alacak. Yok. What? Bayağı birebir şu an ha. Ben alacağım sanırım ama bayağı rezalet bir son anda aldın bu arada. Evet. Ama bayağı alsan olacak ki abi. Bayağı rezalet. Bakayım. Kaç, ne kadar kaldı askerin? Ne kadar kaldı askerin? 3800. Çok kötü bir rapor değil mi? Bir de 110K'yım ben. Daha fazla ağır yaralı almalıydım. Osman'ım nereye gidersin? Ben piyade çıkarmıyorum. Kapı KVK piyade oynanmaz. Bir de sen piyade yapmak istedin. Bence hiç yapma ya. Sargon CPO. Abi yok ya. Dayak yiyor. Piyade öldü şu an. Ben size söyleyeyim. Nerede Sargon CPO raporu? Onu da bir vereyim de. Ha. O sırada CPU fullleyen ben, evet. Ya ben... Ben bu KVK AFK abi. Zuge LG tutması... Onları denemedik. Gerek yok abi onlara ya. Lilith buna gizli nerf atar artık. Bakalım. Hastanemiz dolacak. İki gün sonra şey var. Savaş var. Savaş. Alek Jean üstüne deneyin. Evet, az önceki Alek. Az önceki Zuge Osman VS'si ile Zuge Osman'a karşı Guan Sipio VS'sini Lilith izlese şu an bence bundan birçok oyuncunun haberi yok. Bunu var ya, şurayı bütün komüniteyi haberdar et. Zuge Osman Guan Sipio ile böyle kapışıyor diye isyan çıkar. Ben Facebook atacağım abi bunu. Dalga geçeceğim, bana ne? Birliğe at. Ya bizim birlikte çoğu okçu zaten de Facebook kitlesini sinirledim. Bence daha denenecek bir şey yok. Evet abi. Var mı? Bundan abi? Sonra fantazileri fantazi yapmıştık zaten. Bundan sonraki ne biliyor musun? İkimizden biri dayak yiyecek yani bu. Evet evet. Net dayak yiyecek. Bitti bitti. Hastane. Aynen öyle. Hemen şu hastaneye çıkarayım da Saladin beni şey yapmasın. Hocam piyade metası Sargon Sipio değil mi? Evet, Sargon Sipio zaten şu an hani piyadeler arasında Zuge'ye karşı en iyi raporu alan Sargon Sipio. Ama o da dayak yiyor yani. Duello da dayak yiyor. Neredeyse 3K fark var. 2800 fark var. Guan ölmüş bitmiş abi. Yani Sargon Sipio en azından şu raporu alabiliyor ama Guan ölmüş bitmiş. Susturu olmadan hiç bak, şuna bak. Bodica Zuge vs Guan Sipio. Şuna bak, şu hale bak. İkiye katlamış. Böyle almış, ikiye katlamış. Guan Sipio lan. Hadi Guan ölmüş bitmiş de Sipio şu an piyadenin prime kıtası komutanı. İki tane prime komutanından biri. CPO kullanmamıza rağmen. Bu rezillik ya. Şu ne ya?
Zugi Osman, Juan Sipio raporuna bak. Zugi hangi komutanla en iyi raporu aldı? Abi Boudica Zugi'yi hiçbir şey yenemiyor. Hiç oyunda hiçbir şey yenemiyor Boudica Zugi'yi. Sadece serbest savaş KVK'sındaysanız Nevski arkasına eserli süvariye dönüştürülmüş Boudica kullanıyorsanız bir tek o yenebiliyor. Nerede Nevski Boudica raporu? Boudica Zugi'ye karşı tek kazanan ikili bu oldu. Aha. Değil lan. Nevski Boudica ha. Bak Nevski Zugi kazanamadı. Bayağı denk götürdü ama Nevski Zugi kazanamadı. Ama Nevski Boudica kazandı. Nevski Boudica Zugi'yi yenebilen tek şey Nevski Boudica. Ya da Boudica Nevski. Bence Boudica Nevski Nevski Boudica'dan daha güçlü. Milletin pakala buyur. Şey almış ya Zuge düz boyuk dedi morsa. Mor Boudica'dan bahsediyor. Ziyang Nevski'yi de yani denedik. Dayak yedi. Milletin pakala vurmayıp civarından hiçbir alamadı abi. Evet. Milletin pakala vurmayıp yanından geçmesi gibi buna da vurmadan geçeriz yavaş nasıl olsa. Olur mu öyle şey? Alanda gördüğünde Zuge'ye yapışacaksın artık. Hocam Lilith saçmalıyor. Bence farklı birim komutanları aynı birim komutanlarını yenmesi çok saçma. Yok abi serbest savaşın mekaniği o. Kutsal eser kullanarak Nevski Boudica ikilisinde Boudica'yı zaten süvariye çevirdin. Yani Boudica bir anda süvari komutanı oldu. Serbest savaş videosu var. Detaylı bakmak isterseniz bu sistemi anlattım. Bütün süvari yeteneklerinin hepsi bir anda bütün okçu yetenekleri Boudica'nın süvariye dönüştü. Eser taktığımız için. Aslında Boudica bir süvari komutanı oldu. Nevski Boudica bu şekilde Boudica Zuge'yi yenebildi. Lilith yüce adalet belanı verecek. Piyade. Abi çok özür dilerim bunu yapmam lazım ya. Aa. Nerede lan o video? Heh. Servet'ti adamın ismi. Adamın ismi gelmedi. Sıktın ya sen. Yüce Adalet senin cezanı verecek. Ben veremem. Ben Yüce Adalet'ime bıraktım. Allah ilk önce Allah'ıma sonra Yüce Adalet'ime bıraktım. Piyadeler. Derya çobanı siktin ya, akrabalar da şahit zaten. Bütün delileri de devletime sundum yüce büyük. Servet Sayar, karımı siktin ya sen. Yüce adalet senin cezanı... Ay ay ay. Peki süvari yerine piyadeye dönüştürsek yine aynı efekti yaratır mı reis? Aa evet. Mesela o acaba yapar mı? Yok ya. Piyadelerden yüksek beceri hasarı şey çıkmıyor ya. Her türlü şey oluyor. Yani şey olmayacak. Boudica'yı piyade yapsak Scipio Boudica acaba şeyi yener mi? Ya da Sargon Boudica acaba Zuge Boudica Zuge'yi yenebilir mi? Bu sorunun cevabı bence hayır. Ben bu şeyi short o şeyi indireyim. Üzerine de şey yazayım. Zuge'yi gören piyadeler. Lan piyade kastım daha yeni olanlara bak halis mi bu durum? Sinan. Bütün rock tarihi boyunca hiçbir zaman okçu komutanları böyle olmadı.
Bütün rock tarihi boyunca bu bir ilk. Bu zamana kadar ya süvari böyle bir şey yapıyordu, herkesi yeniyordu. Ya piyade böyle bir şey yapıyordu, herkesi yeniyordu. Bütün rock, 4,5 senelik, 5 senelik rock tarihi boyunca bu bir ilk. Sonraki komutanlarla bu durum düzelecektir. Bodica'nın nerflenmesini de unutmadık. Evet, Bodica nerflenmişti. Ben de gizliden gizliye rock oynuyormuşum gibi sorduğu soruyor. Ama güzel fikirdi yani şey. Sonuçta süvariye dönüştürülmüş bir Bodica gelip bizim Bodica Züge'yi yenebiliyorsa neden piyadeye dönüştürülmüş bir Bodica, Sargon Bodica neden Bodica Züge'yi yenemesin? Okçu piyadeyi counterlayacağı için yenemeyebilir. Bir de piyadelerin o kadar da o kadar yüksek beceri hasarına karşılık veremezler. Oyunu bırakan okçu arkadaşım geri başladı. O ilk de benim zamanıma geldi. Galatasaray şampiyonluğunu göreceğiz. Evet evet. 4 gün sonra AKP kazanacak. Tayyip kazanacak. Hemen sonrasında Galatasaray şampiyonluğu göreceğiz. Şimdi bir de okçular prime oldu. Evet abi. Katıldığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim ben davet ettiğin için. Rica ederim ne demek? Ben yayın yaptığımla bırakıyorum. Resistance'ın kanalında yarın bu raporların düzenlenmiş, şey yapılmış, organize edilmiş halleriyle video şeklinde Resistance paylaşacak. Eğer yayını kaçırdıysanız daha düzenli hani bu kadar saatlik VS'leri kaçırdıysanız daha önemli noktaları Resistance alır. Video yapar. Onu izlersiniz. Artık ne zamana yetiştirir bilmiyorum. Yarına mı, ertesi güne mi? Yarına yetiştirir misin? Yetiştiririm. Okey tamam. Yetiştiririm. Şey de ekleyeceğim zaten. Video part. Güzel. 5 VS 5 atarımız. İnşallah o 2 gün sonra geçişler açılınca hamle. Zaten 2 gün sonra evet savaşta olacağız. Benim de 1960'a karşı savaşta olacağız yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayını kapatmıyorum ben. Seni uğurlayayım istedim. Daha fazla vaktini almayayım. Olur olur. Teşekkür ederim. Ben izlemeye geçeyim. Aha. Rica ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de görüşürüz. Son bir... Herkese iyi geceler. Geceler. Chat kapatmıyorum. Sizinle muhabbet edeyim. Şöyle bir yarım saat daha. Ben izlemeye devam ediyorum. Sadece kaçıyorum. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Tamamdır. İyi yayınlar sana. Sağ görüşürüz. Görüşürüz. Ben böyle sinirlenmeye başladım kendime bile. Araya boşluk bırakarak falan yapıyorum. Kendime küfür. neredesin? Heh. Bu ne lan? Dur. Heh, şimdi. Devam ki. Biraz ayı yaşarla kalacaksınız. Sizin KVK'yı da izlemek de sarar. Evet evet güzel olacak. Eğlenecek. Güzel eğlenecek. İyi de kaynağım var. Bu senle de 1960 ile 2489'un güzel bir kapışmasını izleyeceğiz. Herkesin Züge oynaması KVK'da nasıl olur? Abi zaten ben hani dün speedrun Züge'yi fullledim ya. Sonra yayını kapattım. Call of Dragons'ta işlerimi hallettim falan. Sonra döndüm Rise of Kingdoms'a. Kayıp Kanyon'a koydum ve millete saldırmaya başladım. Ulan herkes koymuş Züge'yi. Baba koymamış daha. Aa baba daha Züge'yi koymamış. Kanyon'da Züge YSG daha mantıklı. Biliyorum Bodica Züge daha güçlü ama Kanyon'da Züge YSG.
Bak adam fullemeden koymuş Boudica Zuge'yi. Bu arada zortladım az önce. Herkes Zuge'yi koymuş dedim de bana öyle denk gelmiş galiba. Şuna bak. Zuge yok kimsenin savunmada. Big zort. Koca bir zort ha. 15 kişi de 3 kişi de vardı. X'ye Zuge mi koymuşlar? Kim yapmış lan onu? Aa, psikopata bak. Su içmek için de pandayı kullanmazsın ya rezalet. Abi ne yapayım? Kamerayı kapatıyoruz. Katil civciv kalıyordu ekranda. O biraz şey. Burada en azından hani hareket eden bir şey var. Yani buradayım. Sizinleyim mesajı veriyor. Daha bir interaktif. Aktif. Çok geç kaldım mı? Ne zaman yayın açıldı bilmiyorum. Amen. Maalesef geç kaldın. Bitirdik. Ama şey hoşuma gitmedi. Bak şu an pandanın gözleri kapalı. Ama benim gözlerim açık. İyice gözümü fal taşı gibi açmam gerekiyor gözlerinin açılması için. Ve yan ekrana baktığım için algılamıyor mu nedir? Birinci KVK için Suntuzu Osman olur mu? Niye Suntuzu Osman yapıyorsun ki? Ya muhtemelen sen bir yanlışlıkla Osman kasma girişimin olmuş. Bence hemen... Şey yap. Seriden şu şeyi yap. Şeyi. Şey. Björn. Kanka koda başlayayım mı? Kanka kodda Rock'un laciverti ya. Tek farkı stamina olayından dolayı balinalar daha çok sıkıntı çekiyor. O kadar. Bunun anime versiyonu yok mu? Valla var. Bir saniye. Doge var. Elon Musk. Shitcoin abi, roket abi. Roket uçacağız abi. Zengin olacağız kolay yoldan. Evet abi. Bunda green screen ayarı çekmem gerekiyor. Muzun sarı rengi yeşile benziyor ya. Ne olur beni artık bir yerinize sokmayın. Penguen daha iyiymiş lan. Ama penguen sanki bana yakışmıyor. Bir de gözler tam oturmuyor penguenin. Deli deli atıyor bak gözleri. Ramses denendi abi. Ne var? Team Fortress 2 adam var. Aa bu daha iyi lan. Şşş.
Bunun böyle göründüğünü bilseydim bunu yapardım. Ben bunu her yayın değiştiririm ha. Ben bununla oynarım ama. Yeni oyuncağım. Woman. Başka ne var? Tüm Team Fortress karakterleri var anasını satayım. Diğerleri parayla açılıyor. Para mara ve... Aha! Trump var! Bütün mal varlığını açıklarım Erdoğan. Bunu da herkes kullanıyor anasını satayım yani. Bunu da ben kullanmayayım ya. Gördüğüm her yayıncı bunu kullanıyor anasını satayım. Hepsi. Ama galiba en stabil olanı da bu ha. Ağız şekilleri, ağız oynatma şekli olsun, gözler olsun. Anime kızı var mı? Vallahi yok. Harbi lan buraya bir tane niye PNG YouTuber'ların şeylerinden yok? Bir tane olsaymış ya. Personas mı? Eminem Body ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir şeye tıkladım ama. Eyvah eyvah. Çok korkuyorum. Bir şey diyeyim mi? Ben bununla adam kandırırım. Daha çok izlenme alırım. Dur. Böyle değil. Aslında. Niye gitmiyor lan? Git la. Ha. Bir de ses değiştirme programı kullansam tam olur. Dur bakayım. Ben kesin buna özelleştirme de yapabiliyorumdur. Bir kere skin color daha bir beyaz tenli olur musun canım? Ha. Evet. Abi şey veremiyor muyum? Ne derler? Dekolte lazım. What's up motherfucker? Saçmalatmış şu an. Dudaklar dolgun. Burun. Biraz daha fındık. Kulağa gerek yok. Gözler. Daha bir ince. (Gülüyor)
Ben kaçtım, iyi geceler, yatıyorum, görüşürüz. Yüzündeki çizgiler sayesinde mimikler daha net anlaşıyor. Evet, şeyde değil mi? Babam oyuna, odaya girince oyun militanı. Çıtırın link var mı? Maalesef dekolte veremediğimiz için... Aa, bir dakika, clothes var lan. Bir dakika lan, kıyafet varmış. Bir dakika. Tam istediğim gibi değil. Oğlum niye etek var lan? Oğlum seçenekte etek var ha. Normalde bu böyle bir şey arkadaşlar. Böyle uğraşıyorum işte. Yeni oyuncağım. Aman. Don't save lan. Agalar. İyi eğlendik. Yayın zaten çoktan misyonunu tamamladı. VS'lerde, düellolarda çoğu isteği gerçekleştirmeye çalıştık. Son bir yarım saatte sizle muhabbet edeyim dedim. Zaten oradan sonra da şu şeye takıldık. Programa takıldık. Kendini iyice deliriyorsun. Abi hisleri nasıl daha hızlı yükseltebilirim? Bir de hangi paketleri alayım? Harcama rehberi videom var. Hisleri yükseltmenin yolu da tamamen kitap kasmaktan geçer. Kitap kasmak için de... Barbar Kalesi keseceksin. Sakın elmasla kitap satın alma. Çünkü bu oyunda hızlı T5 açınca bir şey kazanmıyorsun. Çünkü T5'in maliyeti çok yüksek. T5'in maliyetini herkes karşılayamaz. Açmak yeterli değil. Bir de T5'in yükü var. Benim aklım patlıcanda kaldı. Yok ki patlıcan olsaymış. Denerdik. Ayağa kalk. Öyle çalışmıyor ya. Şey sabit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yayının burada sonuna geldik. Sonraki canlı yayınlarda, videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.